Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar. TV Net ekranlarına hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Miladi 2022'nin son gününde son soruların peşindesi ile bu yılın karşınızdayız. iplik ve kilim yeni bilimin köklerini konuştuğumuz 3 haftadır süren bir yolculuktayız. Bu haftada İbn-i Nova Novasaintia'ya bir yol var mıdır? Nihayetinde onu soracağız. Elbette her hafta olduğu gibi kıymetli hocamız İhsan Fazloğlu ile birlikte. Kıymetli hocam hayırlı akşamlar hoş geldiniz. Hayırlı olacağız. akşamlar. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Allah bu günlerimizi aratmasın. Amin. Eyvallah. Ee, <laughs> sağlık sıhhat şükür diyelim. Ee, şükür diyelim. Her halü ve karda. Ee, eyvallah. Elhamdülillahi ala külli hal ha, evet. der eskiler. Yok yinler de diyor bunu. <laughs> <laughs> Biz denk gel tesadüf edemedik evet hocam. Mi? Biz sizden çünkü işittim bir tek. Ee, evet. Eyvallah. Hocam şimdi e, yine e, aslında güzel bir e, harita üzerinde son 3 haftayı atlattık. Bu haftayla beraber güzel bir harita üzerinde yeni bilimi Tamamlayacağız bu hafta. İnşallah. Köklerini e, ortaya çıkarttık. Evet. E, şöyle tabii kendime de bir not olarak ifade edebilirim. E, diğer programları izlememiş dostlarımıza da bir hatırlatma olarak ortaya çıkabilir bu. E, toplamına bakıldığı zaman e, hakikaten bir harita ortaya çıkıyor. Doğru. Kendini ele veren e, belki çok uzun e, okumalara gerek kalmaksızın o haritayı elde etmek mümkün olacak e, sizin anlatımınızla e, büyük e oranda. Bir tasavvur elde edilebilir ama ne kadar derin anlaşılır o tabi bir okumalarla mümkün ancak. Evet. Eyvallah. Sekiz cemaziye lahir 1444. Hı hı. Tarihimi de söyledikten sonra hocam iki tane gündemimiz var aslında. Birisi e, istiklalimizin büyük şairi, bir ahlak anıtı aslında. E, yaşantısıyla eserlerinin e, büyüklüğü at başı gide, giden e, çok az sayıdaki aslında isimden birisi. Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıl dönümü. E, 27, 27 Aralık 1936'da ebedi yurdumuza uğurladık. Akif'e dair bir kaç notu işitmek isteriz sizden. Zannediyorum geçen sene de benzer bir soru bir şöyle cevaplamıştım. Milletler zor zamanlarında e, belirli yol göstericilere ihtiyaç duyarlar. Bu yol göstericiler sadece askeri ve siyasi erken değil, aynı zamanda fikri e, önderlerdir. Akif bunlardan biri. Türk milleti tarih boyunca bu tür zor durumlarla karşılaştığında İlginçtir, bunun üzerine durmak lazım. Genelde yol göstericileri şairler olmuştur. Anadolu'da diyelim ki Moğol istilası akabinde ortaya çıkan bunalım durumunu aşmak için Aşık Paşa'nın bunu Emre'nin değil mi evet. ee, ve diğer e, etrafındaki şairlerin yani, önderlerini e düşünelim. İşte modern dönemde Namı Kemal'den başlayıp Akif'ten e, devam edebiliriz. Böyle bir özelliğimiz var, bunu e, örneklemek mümkün. Türk tarihi içerisinde. Akif de bunlardan biri. Akif'in farkı şu, ben onu hatta e, Yunus Emre'nin çağımızdaki mümesili, temsilcisi gibi görüyorum. E, fikirleriyle e, elleri uyuşan nadir insanlardan biri. Yaşantısını ona göre düzenlemiş hmm. bir insan. E, o açıdan e, sadece bir e, fikri e, önder değil, aynı zamanda bir eylem örneği gençliğin, insanların kendisine örnek alabileceği bir şahsiyet. Eyvallah. İhlas ve dürüstlük abidesi gerçekten. Eyvallah. Ha. Üstelik şu hususiyette var hocam, hani altını belki çizmek lazım. Doğal olarak herkesin dostu ve düşmanı var. Akif, dostlarının ve düşmanlarının ahlakı konusunda ittifak ettiği bir isim. O, o yani... nebevi bir gelenektir biliyorsun. Hazreti Peygamber'e de dostları ve düşmanları emin derdi. Akif'e de benzer şekilde. O hırkayı taşıyabilen evet, 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 nadir tabii, tabii. insanlardan birisi bu şiir bahsi e, Türk milletine mahsus. Orayı yani biraz... Bilemez, bu, bu bu konuda öyle kesin bir çıkarım yapmamız mümkün değil. Diğer kültürleri de incelemek lazım. Ama ben okumalarımda bunu gördüm gerçekten. bunalım dönemlerinde Türk şairleri büyük bir e, yükü üstleniyorlar. Milleti bilinçli kılmak, varlığa tutulmasını sağlamak, ümidini kaybetmemek. Yani ben özellikle 13. yüzyıl 14. yüzyıl çalışırken o Moğol dönemi de Türk hmm. şairlerin bu şeyini gördüm. Hatta başka dönemlerde de böyle belirli bunalımlar yaşadığında toplum e, bunu nesirle değil şiirle ifade ediyorlar. Mesela e, Viyana Bozgunundan sonra, ikinci Viyana bozgunu yani 1683'ten sonra da Anadolu'da e, entelektüel uğraşıları, ondan sonra insanlara örneklik oluşturacak metinler bile hep şiir diliyle yazılıyor. Bunun üzerine durmak lazım, düşünmek lazım. Şairlerin o şuurlu halleri, direnebilme kapasiteleri ve güçleri. Çünkü şair, daha doğrusu daha büyük ölçekte sanatkarın hakikatle teması istilali olmadığı için, yani rasyonel akıl gürütmeleri olmadığı için daha şiddetli olabiliyor. Dolayısıyla daha dirençli olabiliyorlar. O, özel bir yetenek bu biliyorsun modern dönemde de sanatkar modernizmin ilkelerini e, temsil etme bakımından entelektüele nazaran daha öndedirler. Evet. O çünkü sanat da bir tür hakikat inşa etme aracı olarak. Hakikat irtibat değil de hakikat inşa etme aracı olarak görüldüğünden dolayı. Sanatın yani. yerine ilişkin bir e, bağlam. tabii tabii. Eyvallah. Yani Nietzsche mesela Nietzsche'nin Heidegger'in e, bu konudaki cümlelerini okuduğunuz zaman Hemen hemen benzer şeyleri kendi dünyalarındaki sanatkarlar içinde söylediklerini görüyoruz. Sadece sanat genelinde değil, şiir özelinde söyledikleri. Tabii tabii de var. evet, evet. Tam bu çerçevede. Rahmet olsun hocam. Anladım. İstiklalimizin büyük şairi bir ahlak <laughs> anıtı. Dostlarının ve düşmanlarının üzerinde ittifak ettiği evet. bir isim. Belki nasibimize hisse düşecek yer... Burası o yüzden Olabilirim. altını çizmiş oldum rahmet olsun bir kez daha bir başka e, vefat anma e, durumumuzda anmak istediğim ve hususen sen gene sizin daha önce konuşmuştuk burada e, bir zincir işletmiştim ben geriye doğru sizin hocanız e, olduğu ortaya çıkmıştı Arf denk e, hocalarımız, hocalarımızın hocası e, tabi evet. zincir evet. halinde tabi 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 Cahit Arf Cahit evet. Arf'ın vefat yıl dönümüymüş 26 Aralık 1900 97. Evet. Tabii paralarımızda resmi olan 5 bilim e, birata, insanlarımızdan yani. biri 5 ee, lira mı? diye hatırlıyorum. Öyle onu. mi? Ama... Yok 5 lira da Aydın Sayıl hoca var. Eee 10 lira olabilir. Evet. Ee, tabii Cumhuriyet yeni kurulmuş bir devlet. E, her ne kadar kadim bir mirastan geliyorsa da e, orada e, yurt dışına gönderilen öğrenciler var. Yeni Cumhuriyetin e, özellikle temel bilimlerde öncüsü olacak. Onlardan biri Cahit Arp Hoca. E, yurt dışında eğitim görüyor. E, Akranlarından farkı şu e, gerçekten alanında e, üretici, e, yaratıcı bir zihin. E i̇şte Cahit Arf uzaylarından tutun da pek çok Cebir'de özellikle ve matematiksel fizikte e, çalışmalı olan, başarılı olan, üretimleri olan ve uluslararası ölçekte tanırlı olan bir e, matematikçimiz bilim insanımız ve yetiştirdiği öğrencilerle de tabii yani yazdığı kitaplar ürettiği makalelerin yanında yetiştirdiği öğrencilerle de özellikle Türkiye'deki matematik kültürünün gelişmesine serpilmesine çoğalmasına neden olmuş önemli bir değerimiz rahmet olsun ona da. da diyelim hocam son bir başlığımız var dostlarımız elbette gördüler görüyorlar Gök Medrese, stüdyomuz biraz artık Gök Medrese'ye taşındı. Biz gitmedik ama Gök buraya Medrese geldi. buraya geldi. Evet. Ee, mekanı da bir konuşsak da en azından tabii, bu ilk tabii, programda güzel, bir doğru bir yere koyalım. Şimdi biliyorsun Anadolu'ya geldikten sonra Türkler genelde hani Türkler savaşçıdır diye düşünülür ama Anadolu'ya gelen Türkler daha bir yüzyıl geçmeden yüksek eğitim kurumları kurmaya başlıyorlar. Hmm. 1950'lerde işte istikrar dönemi, Sultan Mesut dönemi biliyorsun İstikrar dönemidir Anadolu'da yavaş yavaş. Çünkü yabancı bir coğrafyaya geliyorsunuz. E, nüfus farklı, dil farklı, inançlar farklı. Bunlarla bir ilişkiye giriyorsunuz. Burayı dönüştürüyorsunuz. E, Türkçe baskın bir e, nedir? Dil olma özelliği kazanıyor. E, İslam Türk kültürü e, baskın bir karakter kazanıyor derken ortaya homojen mütecanis bir yapı çıkıyor. Bu yapı içerisinde de siz e, nesillerinizi e, yetiştirmek zorundasınız. Artı e, devleti yönetecek elitleri yetiştirmek zorundasınız. Bunun için yüksek eğitim kurumlarına ihtiyacınız var. Bunlardan ilki bildiğin gibi e, Tokat ve Tokat'ın içinde merkezinde e, basan medreseleri, Nizamettin basan medreseleri dediğimiz medreseler. Bunlar e, bizim Türk tarihi için hakikaten olmazsa olmaz kurumlar. Gök Medresesi de bu yüksek eğitim kurumlarından biri. Şimdi Anadolu'da tabii çok yüksek eğitim kurumu var. Yani hepsinin kendi has özellikleri var ama Nizamettin basan Niksar Nizamettin Yağmasan Medresesi'nin bizim için önemi Osmanlı ilk yüksek eğitim kurumu olan İznik'in müderrislerden birinin Davudul Kayseri olmasıyla alakalı onun da orada eğitim görmesi ve meşhur Türk matematikçisi Meşhur derken herkesin bildiği anlamında değil. Ben biliyorum. Artık meşhur diyebiliriz. <laughs> meşhur oldu mu? Tabii tabii. İblis, Siz söyleye söyleye artık şey yaptınız. İbni e, orada ders vermesi. Gök özelliği şu. Gök Medresi, e, Meraga Okulu'nun bir mümessili öğrencisi e, ve Tebriz Okulu'nun, Matematik Astronomi kurucusu Kutbut Dinşirazi'nin görev yaptığı bir yer. Hmm. Nedir Kutbuddin Dinşirazi? Uzun anlatmayacağım ama Anadolu'da matematik bilimlerinin kurucusu. Konuştuk bunları. Evet. <gülüyor> <gülüyor> konuştuk. Ve e, modern öncesi dönemde üç önemli e, teknik astronomi eserinin telif edildiği bir meddes olması. Nihat-ül İdrak, e, i̇htiyat ve tufet Şahiye. Bunlar son derece teknik özellikle tufet Şahiye fi i̇l son derece teknik bir astronomi kitabıdır gezegenler teorisi bakımından. <laughs> Orada e, Kutbettin Şirazi kendisinin ulaştığı astronomi biliminde ulaştığı sonuçları derleyip toparladığı son modellemelerini yaptığı bir eser Bir de tabi burada fıkıh kitabı yazıyor Ondan sonra el kanun fıtıbbın şehrini burada başlıyor burada Tabii doğaçadan açıdan son derece önemli bir medrese bizim tarihimiz için başka tabi orada çok uzun dönem eğitim yapıldığını biliyoruz bu açıdan gök medresinin seçilmesi de çok isabetli oldu Eyvallah. Anadolu'daki köklerimize işaret etmesi bakımından. Eyvallah. Biraz da biz tabii matematik, bilimler ağırlıklı konuşuyoruz bu programda. Yani Uğraşı alanımız olduğu için o açıdan da iyi oldu. Yani bir dar şifa da alınabilir. Ama tıp tarihi üzerinden gitmeniz lazım. Ya da eczacılık gibi canlı bilimleri üzerinden gitmeniz lazım. Hmm. O açıdan da tercih güzel bir tercih. Yani. Eyvallah evet. hocam. Mimari bağlamı da var tabi ama bizim konumuzun doğrudan yani ben içinde çok değil. çok bildiğim şey değil. Yazılanlara bir baktım. Teknik özellikleri olan bir eser. Kriz zamanında ortaya konulmuş yeni bir mimari temsil ediyor bir tarafıyla. Bir makalede denk geldi. Yani. <laughs> çok ilginçtir. Biz bunu hatta Ömer Türker Hoca ile falan bazen konuşuruz. Bu kadar büyük yıkımın ve bunalımın olduğu dönemde hem çok iyi kurumlar kuruluyor hem de çok büyük kafalar yetişiyor. Yani aslında rahatlık mı öldürüyor bu tür şeyleri? Bizim de bir krize ihtiyacımız var. İnsan bazen düşünüyor. Bir krizdeyiz <laughs> biz aslında hocam. Yani bir şey de çıkmıyor. O dönemde gerçekten Anadolu'da kurulan ve günümüze gelen medreselerin çoğu bu kriz döneminde inşa edilmiş ve burada Müslüman olmuş Moğolların e, ve ya da İlhanlı Devleti'nde yönetici olan Müslüman elitlerin, seçkinlerin de ciddi katkıları var. E, Reşit Udun gibi. Sivas'a özel bir ilgisi vardır kendisinin. <laughs> e, ve ayrıca tabii çok e, ilginç e, isimler. Tıpta, matematikte, astronomide, irfan geleninde, kelamda, felsefede, mantıkta e, şaşırtıcı isimler yetişiyor. Kendisinden sonraki nesli belirleyen, hmm. nesilleri belirleyen hatta e, isimler ve eserler ortaya çıkıyor. Bu da çok ilginç aslında. Döneminde de burada önemli bir şey yapılıyor e, duygusu ve bakışı var. Elbette canım. Değil mi? Yani sonradan bugün, o bugün orayı siz Kur'an kursu gibi görüyorsunuz. Olur mu orası? Yüksek Eğitim Kurumu. Hani Kutbettin Şirazi ders veriyor, başka hocalar ders veriyor. Orada <laughs> ne tür eğitim yapıldığı uç aşağı beş yukarı biliniyor. Ee, hem halk düzeyinde hem de yönetici elitler düzeyinde. Mesela düşün. E, orada ders verirken Kutbettin Şirazi İlanlı hanlara geçerken muhakkak uğrayıp Kutbettin Şirazi'nin derslerine girerler. Ne için gelirlerse sadece yönetici hanlar değil, aynı zamanda emirler de gelir kutputun şirazî ya da orada kim ders veriyorsa o dersler dinlenir yani. Böyle bir yeri var. Klasik dönemle bugün arasındaki önemli farklardan biri herhalde değil mi? Yani Kitap okunur mesela bugün için. Çok bağımsız bir şey söylüyorum ama. Ümera'nın artık bir <laughs> ders takip ettiği, teknik anlamda bir ders takip ettiği bir şey çok kalmadı. Araştırmak lazım. Ee, huzur dersleri biliyorsun son dönemlere kadar devam ediyor bizde. Evet, entelektüel tartışmalar sarayla yönetici elitle saray değil. Veziri az diyelim ki köprülü Fazla Ahmet Paşa'nın konağında yapılan entelektüel evet. tartışmalar var. Başka elitlerin, yönetici elitlerin, seçkinlerin ya da ileri gelmiş bilim insanlarının evlerinde yapılan tartışmalar Bugün de vardır o. Ee, o kültür homojenliğiyle ve, e, alakalı bir şey. Bir de nüfus çok kalabalık. Ondan sonra eğitim, yüksek eğitim kurumları çok fazlalaştı. Bir de bilme faaliyeti 1860'lara kadar teorik bir faaliyetti. Hakikatin temül edilmesi. E bugün yarar merkezli bir bilgi anlayışımız var. Büyük oranda istisnalar var. Daha çok biz o bilginin bize ne fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Teknolojiyle çok iç içe alet edevatla çok iç içe, e, toplum hayatıyla çok iç içe dolayısıyla e, üniversiteler dahil, e, araştırma merkezleri dahil büyük oranda bilme faaliyetini, bu bilme faaliyetini özellikle kullan bilimsel bilme demiyorum dikkat edin, bilme faaliyetini büyük oranda yarara dönüştürecek bir perspektifle bakıyoruz. Ama klasik gelenekte öyle bir dert olmadığı için hmm. e, daha çok hakikatin, gerçekliğin, ister bu fiziksel olsun ister Gaybi gerçeklik, ister manevi gerçeklik, ister matematiksel gerçeklik fark etmez. Büyük oranda onun teorik bir teemmülü söz konusuydu. O açıdan yani nesneye ya da yaptığımız işe yaklaşımımız değişince iş tutuş tarzımı da değişir tabii. Olumsuz bir tarafıyla yok. Yani tek başına menfi ya da müspet değil. Hayır. ben bu. öyle bakmıyorum. Ee, diyebiliriz. Eyvallah hocam, notlarım bu kadardı. Gök medresedeyiz. Tabi bu arkadaki hücrelerde. Kutbütin Şirazinin <laughs> bir dönem yürüdüğünü ders verdiği duygusu da şey oldu bende. Tabii orada ben gezdim orayı. Onun özel bir odası da var orada. Büyük oda tabii. Haliyle. Bir de biliyorsun Kutbütin Şirazi çok şen şakrak bir adamdır. Yani büyük bir alim olmasının yanında müzisyendir bir kere. Hem hanendedir hem sazendedir hem teorisyendir. E, evinden e, Gök Meleği'ye şarkı ve türkü söyleyerek gelen bir insan yani bu o dönemin kaynaklarından anlatılır neşeli neşeli bir insan evet yani sadece medresenin içinde değil şehrin e, civarında da e, medresenin e, diyelim iz düşümlerini görebiliyorsun evet Tabii hakkında bir roman yok hakkında bir film e, yok şöyle ben e, yurt dışındayken ve İran'da bulunduğum sırada bu konuları konuştum aslında şimdi e, Farisi kökenlidir ama çok sağlam bir Sünni olduğu için İranlılar pek onu dikkate almazlar, hatta çok da önemsemezler. Bir de Tusi hocası Tusi ile hmm. çatışmalı olması dolayısıyla Tusi de Şii düşüncenin önemli bir entelektüeli. Ee, biz de zaten o tür ufak işlerle uğraşmadığımızdan dolayı öyle ortada kalmış. Hmm. Yeni yeni el atıldı. Biliyorsun uluslararası bir sempozum yaptık hakkında geçti evet. olsa. <laughs> yeni yeni zannediyorum o bildiriler. Ketebeden çıkacak Türkçeleri, İngilizceleri de başka bir yayın evinden çıkacak. Biraz daha belki gündeme gelir. Eyvallah, elinize yani. sağlık, emeğinize sağlık. Yani Diye medrese herhangi bir medrese değil, onu demek istiyorum kısaca. Bunun şey özeti bu. Eyvallah. Ee, tamamdır hocam. <laughs> Şimdi e, belki 3 yani sorumuz var, bir başlığımız var. Yeni bilimin köklerini konuştuğumuz dördüncü e, programımızda. Evet Müsaade ederseniz o başlığı ve soruları hızlıca bir sormak istedim. Evet. Oradan girelim. E, doktriner felsefe ve şüphe. Şüphecilik evet. demiştik demiştiniz. Üç tane de soru var hocam. Fiziğin ölçüsü fizik midir? Evet. E, duyulur suretler mi? Akledilir suretler mi? Hı hı. Biraz belki burası uzun sürecek bir bölüm. Ve İbn Sina'dan yeni bilime bir yol var mıdır? Var mı? dediniz. Evet. Doktriner felsefe. Şimdi şöyle, önce bu başlığı da izah edelim hatırlarsan. Biz Batı Avrupa'da 17. yüzyılda ortaya çıkan yeni bilimin doğası üzerine konuştuk. Evet. Uzun süre. Sonra da orada öğrenilen kilimin önemli ipliklerine, bu bitmez çünkü orada her iplik bir yerden geliyor neticede. Bunun Batı Orta Çağında da uzantıları var. Diyelim ki İngiliz empirizmi ve nominalizmi. Hı. önemli bunun üzerine durmak lazım. Ee, ya da 13. yüzyılda Paris'teki teolojik tartışmalar ve bu teolojik tartışmaların e, felsefe bilimle olan e, ilişkileri işte özellikle Duhem'in ortaya koyduğu e, bir çizgi bu. Ya da İtalya'da daha önce üzerine durduğumuz eee Rönesans Bologna matematik okulu. okulu gibi konular. Bunlar da tabi e, belirli iplikler olarak ifade edilebilir. Hatta buradan <gülüyor> <gülüyor> atlayarak genelde antik Yunan ve Helenistik döneme gidiyorlar ama ben bunu sağlıklı bulmadığımı söylemiştim hatırlarsan. Çünkü o dönemlerde dönüşümler ortaya çıktı. Biz o dönüşümlerin sonuçlarından hareket ederek antik Yunan ve Helenistik dönemi okuyoruz. Bu çarpıtmadır. Bu doğru değil. Burada da şi örnek verdim hatırlarsan. Platon'un matematiğinden modern bilime geçemezsiniz. Evet. Oradaki hisabi geleneği takip etmeksizin. Şimdi bugün İbn Sina üzerine belki konuşacağız ama Hemen şunu söyleyeyim. Önümüzdeki hafta itibaren bu iplik meselesini ikilimin lehine terk edip kilim üzerine konuşmaya devam edeceğiz evet. ve Descartes. Çünkü e... sonu yok. Tabii sonu yok. bunun Yani biraz da şeye döner bu. Yani bizi dağıtır. Evet. Başka yerlere götürür. Şimdi doktrinal felsefeden kastettiğim şu. Daha önce de bunlarla alakalı metinler yazmıştım. Şimdi Felsefenin tarihsel süreç içerisinde üç önemli dönüşümü var. Belki şimdi dördüncüsünü yaşıyoruz. Birincisi Platon Aristoteles'ten başlayıp i̇bn Sina'da zirveye ulaşan dokiner felsefe bu şu demek sizin bir yönteminiz var. Hatırlarsan ne demiştik? Yöntem bilgiye rasyonitesini verir. Sizin bir yönteminiz var ve hakikate gerçekliğe, her türlü gerçekliğe bu ilahi gerçeklik olabilir, fiziksel gerçeklik olabilir, matematiksel gerçeklik olabilir, mantıksal olabilir, neyse toplumsal gerçeklik olabilir. bu gerçekliğe, bu yöntem dahilinde yöneliyorsunuz. Ve bu yönelimizin neticesinde ortaya çıkan bilgiyi o gerçeklik hakkındaki nihai bilgi olarak vaz ediyorsunuz. Dolayısıyla bu bir doktriner bir yapı kazanıyor. Yani kapalı bir uzayda sizin yönteminizin verdiği bilgiyi nihai bilgi kabul ediyorsunuz. Diyelim ki başka bir okulun verdiği bilgiyi takmıyorsunuz. Yani onu hiç ciddiye almıyorsunuz. O da onu baştan yanlış olarak e, yaftalıyorsunuz. Buna doktriner felsefe denir. <laughs> bu İbn Sina da zirvesine çıkıyor. Ee, gerçekten İbn Sina'nın kurduğu sistem e, Akdeniz dünyasında kurulan ikinci büyük sistemdir. Birincisi Aristoteles'in sistemidir. İkincisi İbn Sina'ndır. Üçüncüsü var mıdır, yok mudur? Ondan çok emin değilim. Belki Hegel'in sistemi olabilir. Yani ne demek bu sistem? Ee, unsurdan yani en en temeldeki noktadan en üstteki ilkeye kadar. Tanrı'ya kadar ve arasındaki her şeyi dikkate alan bir bakış açısı oluşturacaksınız. O yöntemi tutarlı bir şekilde bunu uygulayacaksınız. İşte bunun yöntemi mantık tabii. Diyelim ki sizin madenler hakkında, bitkiler hakkında, hayvanlar hakkında, insan hakkında, insanın bilgisi hakkında, atmosfer hakkında, gökyüzü hakkında, gezegenler hakkında, kozmoloji hakkında, ahlak hakkında, toplum hakkında onun ekonomi hakkında, devlet hakkında, tıp, insanın sağlığı, neyse akla, tanrı hakkında, öte dünya inancı hakkında o dönemin bilgi konusu olan neyse onların hepsini masaya koyacaksınız ve bunları yönteminizin imkanlarıyla tutarlı bir şekilde e, öreceksiniz büyük bir kilim çıkartacaksınız ortaya ve insanlar oraya nispetle olgu olayları idrak edecek. Sistem budur. Böyle devasa zor, devasa bir, şey. zor bir iş tabii. Yani onu Hakikaten deha mertebesinde istisnai bir insan olmanız gerekiyor. Dediğim gibi bile belki bilemiyorum ben hani oraları müzakere etmek, bakmak lazım. Ben mesela diyelim ki Descartes da bir sistem kuruyor ama bu kadar büyük bir sistem değil. E Kant'ın kendine göre bir sistemi var, var ama bu kadar büyük değil. Ha Kantçı yöntemi kullanarak siz Kantçılar olarak o sistemler üzerine konuşabilirsiniz. başka bir şey. Ama bir kişinin kalkıp böyle muazzam bir yapı kurması, yani bir bina kuruyorsunuz aslında, tamam mı? <laughs> bu bina içerisinde artık insanlar yaşamaya başlıyor. Onu görmeden, ya taraf olarak ya karşı taraf olarak ya eleştirerek ya reddederek ama bir şekilde onunla bir irtibat kurarak. Kayıtsız kalınamaz. Kalınamaz, evet. Bir şey, evet. ee, şey. İbn-i Sinan'ın kurduğu sistem bu. Ve bu sistem ee, Akdeniz dünyasındaki büyük bir birikimi içeriyor. Ama tabi İslam coğrafyasını ya da İslam... Ee, medeniyetinin yayıldığı tüm coğrafyadaki Çin, Hint, Orta Asya mesela yakın zamanda bir doktora tezi bitirdik. Mustafa Yavuz Hoca bitki bilim. i̇bn Sina ve Aristoteles'ten i̇bn Sina'ya bitki bilim. Şimdi metinleri incelediğin zaman bir bakıyorsunuz i̇bn Sina'nın bitki incelemesinde Orta Asya İran yaylalarından Suriye coğrafyasında Anadolu. çeşitli bitkiler var. Bunlar daha önce bilinmeyen, kayıtlara geçmeyen ya da üzerinde konuşulmamış yapılar. Bu avantajları da dikkate alarak baktığımızda İbn Sina'nın sistemi muazzam bir sistem, dokiner bir sistem. Bu dokiner sistem dediğim gibi belli bir yönteme bağlı, bu mantık tümden gelimsel bir yöntem ve bu yöntemden hareket ederek tüm gerçeklik alanlarını... Yani mesela şöyle bir şey soru diyelim ki İbn Sina'nın sayı anlayışı nedir? Cevabı var. İbn -i Sina insandan ne anlıyor? İbn -i Sina iyilik derken ne kast ediyor? Kötülük derken ne anlıyor? Ya da benim gökyüzü gezegenler nasıl çalışır İbn Sina'da? Kozmolojinin kökenleri nedir? Müzik ee, nereye koyar? Müzik ha? tabii müzik her türlü aklın şiir retorik hitabet önermeler evet. falan. bu sistemin kendi içinde bütünüyle tutarlı olmasını <laughs> arıyor muyuz? Şöyle sanki e, tam tutarlı değil. Şöyle tabii çok güzel bir şeye isabet ettin. O büyük sistemler gergin sistemler. Her an patlamaya hazır atom bombası gibidirler. Patladıklarında insanlığın önüne muazzam imkanlar sererler. Evet. E, Aristoteles'in sistemi de böyle. Bir e, neredeyse yaklaşık bir bin yıl Aristoteles üzerinden gidiliyor. Sonra İbn Sina sistemi İbn Sina üzerinden gidiliyor değil mi? E bu tabii o dediğin bin doğru. Bir bir zaman. E, Tutarlılık yani. açısından biliyorsun en büyük eleştiri kazan yapıyor zaten. Bugün açısından tabii şey değil hocam değil mi? Bir insan ömrünü aşacak bir başlıktan söz ediyoruz. Kimse bunu ihata edemez gibi sanki. Tabii şöyle i̇bn Sinan'ın hayatına baktığınız zaman adam 18 yaşında zaten insanlığın hemen hemen birikimini idrak etmiş tabii. Şimdi biyografisine girmek istemem ama Natali diye bir hocası var onun. Onunla mantık okumaya başlıyor. Astronomi okuyor. Bir süre sonra hocası yetmiyor. Halbuki dönemin en önemli matematikçisi adam. <laughs> Ve diyor ki sen kendin devam et. E, i̇frat bir zeka var. Zaten o ifrat zeka onu biraz huysuz, e, gergin, ondan sonra e, biraz da ikinci olmaya tahammül edemeyen e, bir kişiye dönüştürüyor. Tabii öyle özellikleri de var. E, tabii tabii. Yani. E, ama durumunun farkında, istisnai olduğunun farkında. E, o açıdan bu e, şeyin, e, Natili'nin i̇bn ee, Ibni Sina'nın ilişkisini e, okurken e, hakikaten şaşırdım. Hangi eseri okutsa bir iki kitaptan sonra İbn Sina öne geçiyor. Hocasının önüne geçiyor yani. hmm. Hocası da diyor ki artık bundan sonra sen devam et. O yani hoca kapıyı açıyor. O kapıyı girdikten sonra hocası geride kaldı. Allah vergisi olağanüstü evet, bir, bir şey. olağanüstü bir zeka tabii. Bu şey de vardır hocam şimdi araya az kalmış. Ee, doğru yanlış bilmiyorum. Atfedilir ama. Ee, ya, İbn Sina efsaneleri var ama. Her onları kültürde toplandı. Türk, tabii tabii Türk kültüründe var. değil sadece. İran, İslam kültürlerinde değil, Batı'da da İbn Sina efsaneleri var. Prens yapıyorlar onu, Hristiyan yapıyorlar, yani hmm. kral yapıyorlar. Hep o aşırı zekanın ve yaptığı katkının mübalası tüm Batı medeniyetleri camiası rahmetli Teoman Hoca'nın ifadesiyle mevcut muazzam İbn Sina mitolojileri ve efsaneleri var şeyle ilgili öyle bir var hocam bilirsiniz. Yani 1800'e kadar yazdığı tıp kitabı hakim metin olarak Yok 1800 biraz geç olur. İddialı mı olur? Bin, tabii tabii. 1650'lere kadar falan büyük oranda gidiyor. Eyvallah. Yani evet. 1600 bile destek hocam epey bir zaman dilimi. Tabii tabii. Bunu izah eder yani doktorluğunu övüldüğü bir yerde gençliğimizde bir dönem tıpla meşgul olmuştuk diye cevap veriyor. Böyle efsaneler yani. hani tabii, tabii. 25 yaşıma kadar tıpla meşgul oldum, ortaya bir külliyat çıktı ve insanlığın kaderini değiştirdi o kitap. Gibi, gibi. Yok hemen hemen her alanda El-Ka'nu Fıttıb'a benzer eserleri var. Ondan daha etkili olan eserleri bile var hatta. Tabii. Eyvallah. Evet Hocam... yani bu, bu ne oldu? Aram veriyoruz. Vaktimiz ara Öyle mi? Ee, ufak bir ara. Ee, aradan sonra o zaman bu... Şeyi tam yerine koymadık. İlki dediniz, Şüp ilkini söylediniz. Evet, evet, devam edeyim. O şüpheyi izah etmeyeyim. Ve sonra şüphe meselesi burada nerede duracak? Evet. Ee, oraya gelmiş çok oluruz. Olabilirim. Kısa bir aradan sonra karşınızdayız. Yeniden merhabalar. Soruların peşindeye devam ediyoruz. Aslında ilk bölümde hocam neredeyse konuya giremedik bile. Girdik girdik ya o kadar ee, kötümser olma. Biraz çok hocam. Adımızı evet. attık ama evet. daha... E, yani İbn Sina'nın bir sistem filozofu olduğunu söyledik. Bu sistemin evet. de çok gergin bir sistem olduğunu söyledik. Doktrinler bir tarafı var, normatif bir tarafı var. Hatta İbn Sina'nın kendisi de değil ama İbn Sinacılıklar ortaya çıkacak daha sonra. Bu İbn Sinacılıklar da bu bir tür dini inanca bile dönüşecek. Dini inanca. Tabii yani inanca diyelim. Dini demeyelim Hı. tabii. O yanlış olur da inanca dönüşecek. Ya e ama bu bütün felsefi sistemler için böyledir. Bir filozofun ne dediği daha sonrakiler tarafından ne anlaşıldığıyla alakalıdır. Ve bu tek bir anlaşma, tek bir anlama yöntemi var ya çeşitli i̇bn Sinacı okullar ortaya çıkacak. Birbirine karşıt. Karşıt ve bir farklı yorumlayanlar. E, i̇kinci felsefenin ikinci anlamı benim e, perspektif realizmi dediğim ya da perspektif felsefi dediğim e, Ghazali'nin eleştirileriyle başlayıp e, Razi ile nihayetlenen e, bir felsefe anlayışı. Bu, e, yöntem fikrini benimsemekle birlikte farklı yöntemlerin hakikate ilişkin söyleyeceklerin olabileceğini yani tek bir yöntem üzerinden gidip o yöntemin nihai bilgi verdiğini söylemekten çok her yöntemin hakikate ilişkin söyleyecek bir şeylerin olduğunu kabul hmm. etmektir. Üçüncüsü bizimle çok alakalı değil. Bu o tabi da, ilk sisteme büyük bir eleştiri büyük tabii, bir tabii, tabii. olacak. Büyük bir dönüşümü tetikleyecek bu. Bu hmm. e, Batı Avrupa'da özellikle Descartes'la başlayan süreçte bu doktriner felsefeye küçük bir dönüş var. İşte diyelim ki Descartes, Leibniz, Spinoza'dan başlayıp Locke, Hume, Berkeley'ye kadar. Sonra Kant tekrar bunu bir şey yapıp gözden geçirdikten sonra felsefe üçüncü anlamını kazanacak. Burada hocam bir ara soru. Kant'a kadar o doktriner felsefeye mesela neye yaslanarak geçiyorlar? Çünkü yeni bir kurgu yapılması gerekiyor. Bunu güzel bir soru bu. Önümüzdeki hafta Descartes'i konuşurken Hmm. Niçin buna ihtiyaç duydular? Aslında güzel bir soru. Niçin buna ihtiyaç duydular? Çünkü mevcut 1500 yıllık doktrin çökünce hmm. yeni bir doktrine ihtiyaç var. E, bu sadece e, artık ne i, kadar sağlıklı olur. İnanç felsefe düzeyinde değil. Matematik bilimlerde de bu böyle. E, daha sonra bunu malum Kant gözden geçirecek ve felsefenin üçüncü anlamı dediğimiz bizi şu anda ilgilendirmeyen bir çerçeveye geçeceğiz. Şimdi tam da burada e, hani Gazdan'ın eleştirileri ve Fahrettin Razi'nin e, hakikate ilişkin yöntemlerin farklı olabileceği e, ve bu yöntemler ürettiği bilginin hakikate ilişkin e, doğru bilgi verebileceği iddiası aslında yine İbn Sina'nın sisteminin imkanlarından hareket ediyor. Bu da çok ilginç. Çünkü İbn Sina dedik ya büyük bir sistem kuruyor, ve gergin bir sistem. Dolayısıyla bu gerginlik de bir şey doğurganlığa neden oluyor. E, çok şu anda henüz tam nihai bir e, araştırmacılar bu konularda çalışanlar arasında nihai bir sonuca ulaşılmasa da i̇bn Sina'nın ömrünün sonlarına doğru kendi sistemine ilişkin farklı bir yorum yaptığı. Yani biz belki bu başından beri olduğunu söyleyenler var. Çok farklı yaklaşımlar var bu konuda. O da şudur. Diyelim ki şimdi artık bardak yok. Mecburen kalemi göstereyim. Şimdi bu kalem hakkında ben bir bir yöntemim var. Bu kaleme bir yönelimselliğim söz konusu. Bu kalemin bilgisini elde edeceğim elde ettim. Güzeldi. Acaba ben bu kalemi bitesiye biteviye tükettim mi? Yani bunun nihai bilgisini aldım e, mı? İbn Sina diyecek ki hayır. Hmm. E çünkü bizim iç, dış duyularımız var. Dış duyularımız var. Biz genel verileri dönüştürüyoruz. Ve en nihayetinde bunun e, mahiyetini künhünü o Kün kelimesi de çok önemli burada. O mahiyetin künhünü e, ne diyelim? kor olan en, en içteki çekirdeğini hiçbir zaman bilemiyoruz. O da biraz sonra konuşacağımız onun modeliyle alakalı. Dolayısıyla bu tabi i̇bn Sina bunu çok ihtiyatlı çok dikkatli bir şekilde sisteminin bir uzantısı olarak vaz ediyor. Ama daha sonra öyle anlaşılmaz. Hiçbir sistem, hiçbir filozofun sistemi kendinden sonra kendisinin talep ettiği şekilde anlaşılmaz. Yani hatırla Newton için ne demiştik? eserlerini tanrı tanımazların okumayacağını, okumamasına ilişkin adam fetva veriyor, yasak koyuyor. E kimse takmıyor tabii yani. <laughs> Sistemi tamamen ona evriliyor. Şimdi i̇bn Sina'dan sonra İslam dünyasında farklı, Batı dünyasında farklı anlaşılmalar oluyor. Tabii Avrupa'da biliyorsun bir Latin i̇bn Sina'cılığı var. Bir de e, e, i̇bn Sina'cı Agustinistçilik dediğimiz e, bu özellikle e, orta kafes felsefesi çalışan Etijon Gilson ve benzerlerinin ortaya koyduğu şeyler bunlar. Bunlar benim değil. İbn Sinacı Agostin'in daha çok İbn Sina'nın sezgi kavramı, feyz kavramı etrafında şekillenen bir okul ki Avrupa'da bunun çok önemli mensupları var. Bir de Latin İbn Sinacılığı var. Bu da işte nedir? Albertus Magnus'tan Thomas Aquinas'tan başlayıp 17. yüzyıla kadar gelen. Onlar da tarihsel bilgiler çok önemli değil şu anda. Farklı anlaşıldığını söylemek istiyorum. Dolayısıyla i̇bn Sina sistemi daha sonraki nesiller elinde i̇bn Sina'da bu kadar çok şey değilse de bir zemini burada tabi. Ee, biz aslında gerçekliği bilebilir miyiz? Hakikati hakikat olarak idrak edebilir miyiz? Bunun sınırları nelerdir? Gibi muazzam bir tartışmaya neden oluyor Diyelim ki Nasreddin Tusi, Merak Matematik Osman'ın kurucusu Nasreddin Tusi ile Saddettin Konevi'nin Konya ve Menaga arasındaki gidip gelen mektuplarına baktığın zaman bunu tartışıyorlar. Ki bu çerçeve ekberi geleneğin, vahdeti vücut geleneğinin önüne açıyor. Madem siz bilemiyorsunuz, hadi biz bilelim. Farklı yöntem arayışlarına gidiliyor. Özellikle Razi'nin bu şeyi, yaklaşımı derinleştirmesi, Razi, bir Razi krizi dediğimizde, de, bir hakikat krizi dediğimiz şey neden oluyor. <laughs> Geçen hafta mı verdik örneği? Hmm. Bir yerde söyledim bunu ama buradan mı hatırlamıyorum. 16. yüzyılda Osmanlı İstanbul'unda Semaniye'de, Semaniye ya da Süleymaniye'de, Semaniye, Süleymaniye hepsi kurulmamış tabii. Semaniye ve Süleymaniye diyelim. Üç büyük Osmanlı müderrisinin yazdığı metinlere baktığın zaman ilk problemlerden birinin bu olduğunu görüyorsun gerçekliği, bugünün sorusu yani. yani. Gerçekliği bilebilir miyiz? Nihai olarak tüketebilir miyiz? İşte Muhammed Mulevi, e, Taşköprüzade ve Sipahizade adlı birbirlerinden e, farklı dönemde 1540, 1561, 1590. Bir yüzyıl içerisinde ki başka metinlere bakılsa bu da bulunabilir. Dolayısıyla i̇bn Sina sistemi o büyük kuşatıcı yapısı yanında e, son sınıra varıp e, kafasını duvara vuruyor. Bundan ötesi var mı? Ya da bundan ötesine gidebilir miyim? şeklinde bu, bu bizde farklı bir etki üretiyor ee, Batı dünyasında yani Avrupa'da farklı Latin dünyada farklı bir etki üretiyor. O açıdan e, doktriner felsefe şüphe. Çünkü doktriner hmm. felsefe bir süre sonra böyle bir şüphe üretir. Özellikle farklı okulların e, hmm. sana o doktriner felsefe yönelik eleştirileri farklı teklifleri bunu üretir. Tabii bir de İbn Heysem gibi bir bilim insanı ürettikleriyle karşılaştığınız zaman o zaman hakikaten razide olduğu gibi bir salınım haline acaba sorularının çoğaldığı bir duruma geçiyorsunuz. de böyle bir sistem şüpheden azade zaten bugün için mesela değil mi? Bugün yani böyle bir sistem paran... kurmak mümkün değil bilimler çok dallandı budaklandı İki zaten böyle bir sisteme başından başladığınız zaman o ister istemez ideolojiyle damgalanır. Çünkü biz kodlar üzerine çalışmıyoruz. Geçmiş sistemlerin bir özelliği vardı. Diyorlardı ki biz kodlar üzerine çalışıyoruz. Değişen dünya bizim konumuz değil. Bugün biz değişen dünyayla muhatabız. Geçen üzerine konuştuk bunun empirizmin. Dolayısıyla siz değişen dünya üzerinden üretilmiş bilgileri kapalı bir devre, sisteme tabi tutarsanız oradan ideoloji ortaya çıkar. İdeoloji nedir aslında? Felsefe bilim sistemlerinin açık uzayda çalışan felsefe bilim sistemlerini kapalı devreye dönüştürür. Yani onları kapalı bir uzaya hapsetmek. E, halbuki bilim teknoloji neyse sanat, ilerliyor. ilerliyor. O açıdan böyle bir e, sistemi ancak e, ben kodları keşfettim. Yani e, sahnedeki ya da ekrandaki görüntüleri değil kodların üzerine bir şeyler söylüyorum. Deme gücünüz olması lazım bir sistem kurabilmek için. Bun, e, bunlar ve burada konuştuğumuz bu bağlamdaki şeyler kendi e, mekanlarında ve coğrafyalarında zamanlarında küçük e, hikayelerin <laughs> içinde değiller. Bunlar değiller ama evet. küçük hikayeler bunlara kendilerini eklemleyip bir haklılık Tabi tabi tabii. tabii, tabii. Savaş Kes kesinlikle. Yani gibi. otorite olmak demektir. Şimdi yani İbn Sina öyle bir otorite oluyor ki zıt düşünceleri temellendirmek için kullanılıyor. Hatta daha da ilerisinden bunu yine örnek vermiş olabiliriz burada. Aynı paragraf iki farklı düşüncenin birbirine zıt iki farklı Aynen. düşüncenin temellendirilmesi için kullanılabiliyor. Hı. Çünkü İbn Sina'dan hareket onu yeniden ifadelendiriyorlar. İbn Sina'nın diyelim ki kendi tezin uygun olmayan kelimesini ya da ifadesini değiştiriyorlar. E, otorite budur zaten Otorite anı geliyorsunuz. Evet. Eyvallah. <laughs> Tam burada hocam. E, i̇kinci sorumuz e, ya da sorularımızın ilki fiziğin ölçüsü mü yoksa o, o çok, İbn Sina'daki duyulur. Evet. E, bu çok önemli. E, çünkü şeyden e, ee, i̇bn aldığı bir miras var. Ee, ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve Nova da buradan e, çok ciddi bir etki alıyor. E, şimdi e, dedik ki Aristoteles X felsefi bilim sistemini kuruyor. Tabi bu Helenistik dönemde şarihler dediğimiz yorumcular elinde genişliyor, başkalaşıyor. Buna Galen ekleniyor, buna Batlamyus sistemi ekleniyor. Oklides matematiği falan ekleniyor ama bilince fizik dünyanın <laughs> E, bilinmesi süreci içerisinde eldeki yöntemle izah edilemeyen e, olgu olaylar çoğalmaya başlıyor. Bir çuvalla atma. Ha ikisinde buna e, idiotes diyorlar Yunanlılar. Idiotes. Bunun Arapçası havas. E, havas. Ne demek bu? Yani ben fiziksel gerçekliğe bakıyorum, onun bir resmini çekiyorum. Fakat bu resmini çektiğim e, gerçeklikte bazı olgu olayları o resmin nedensellik içerisinde izah edemiyorum. Açıkta kalıyor yani. Ol, olgu olay orada. Onunla muhatabım. Onu gözü görüyorum. Onu gözlemliyorum. Ama benim elimdeki yöntemin ürettiği nedenler hiyerarşi içerisinde onu bir yere yerleştiremiyorum. Düzenin tertibin dışında kalıyor. Tamam. tamam mı? Buna havas diyorlar. Şimdi bizde hatırla havasul havas kitapları vardır değil mi? Bir sürü metinler üretiliyor. Bu iduetesler çok çoğalıyor İbn-i Sina'ya gelinceye kadar. Şimdi işte tam da Halil İbrahim Üçer Hoca'nın yaptığı çalışmalar, ondan sonra yurt dışında yapılan bazı çalışmalar tam da bu noktadan hareket ederek i̇bn Sina'nın Sina'nın e, büyük ölçekte e, insanlık, küçük ölçekte de Akdeniz dünyasına getirdiği yeni bir yaklaşımı tespit ediyor. O da nedir o? E, mekan zaman sahnesinde olup bitenlerin, yani olgun olayların Fiziksle izahının mümkün olduğunu iddia, edeyim. ilkece. Çünkü mekan zaman sahnesinde olan her şey mukayyettir, gayet değildir. Biz bu mekan zaman sahnesinde e, bize konu olan e, olgu olayları e, bilebiliriz. Dolayısıyla e, tüm o idiotestleri, havasları naturalize etmeye e, bilgi sisteminin içerisine ya da fiziksel açıklama modelin içerisine dahil etmeye çalışıyor. Tabi bu dahil etme işine girince modelin yetmediğini görüyor. Bu modeli dönüştürüp işte kendi modelini e, üretiyor. Burası çok önemli. Tabii Burası çok önemli. Bu cümle hocam e, zaman ve mekanda temsil edilen e, herhangi bir şey e, olgu ve olay. Olgu Hatta hatırlarsan olay. şey demiştik. Kerametler dahil, mucizeler dahil evet. e, tüm istisnai özellikler diye o zaten idiotes ya da havas istisnai özellik demek. Nereden istisna? Ben Sizin elinizdeki istisna. açıklama modelinden istisna. Evet. Bir sürü olay var böyle. Bu çuval çok şişmiş ama. Bu ilk ilgisine gelince. İlgisine vaz ederken e, şimdi bu e, ne diyelim fiziksel bir e, duruma ilişkin bir yasa, yasa gibi Fizik... bir Tam şey ben, fiziksel işaret. Fiziksel açıklama modelleri. Yani, yani bir, ama bunun gerekçesi sanki dini sahip gibi hissettim. E, şu anda ta, Tabi dini sahip var çünkü bak şimdi bir kere İbn Sina'nın hedefi nübüvettir ya toplumu, insanlığı yönetmektir yani. Farabi de öyledir, Kindi de öyledir. Onlara girmiyoruz. Biz şu anda daha çok Nova Scientia'ya giden güzergahta ilerlediğimiz için o evet. taraflarına değinmiyorum tabii. O ayrı bir konu. <laughs> yani o bütüne baktığın zaman bu adamların niye hedefi insanın bir insan bireyinin ve insan türünün yeryüzünde kendini gerçekleştirecek ortamı inşa etmek ve o gerçekleştirmeyi sahih bir şekilde yapacak bilgiyi üretmek Bilgi burada aslında nihai amaç değil. Nihai amaç insanın kendini gerçekleştirmesi. Bunun için belli bir toplumsal organizasyon keşfetmek. Bunu da nübüvvetle irtibatlı olarak vaz ediyorlar hem Farabi hem İbn Sina. Yani o e, çağdaş okumalar, budayarak yapılan okumalar ne demiştik? Hatırla. İçinde yaşadığınız şimdiyi merkeze alıp tarihi bunun uzantısı haline gidiyoruz. Halbuki sizin şimdiniz tarihin uzantısı. Biz evet. tam tersini yapıyoruz. Yani bu bu sadece bizim yaptığımız ya da İslam medeniyetindeki üretimlerle girdiğimiz ilişkide yaptığımız bir şey değil. Yunan felsefesini de öyle okuyorlar. Pire Sokratikleri öyle okuyorlar. Adamlara söylemedikleri şeyleri düşündürtmeleri düşündürtüyorlar. Kendi o yontma makineleriyle kendi modelleri e, çerçevesinde onları ayıklıyorlar. E, bu doğru değil. Yani orayı çarpıtmış oluyorsun. Kendine bir geçmiş üretiyorsun. Geçmiş öyle değil yani. Eyvallah. Sen kendine Eyvallah. bir geçmiş üretiyorsun. Şimdi i̇bn Sina burada Yeni sistemini genişletmek zorunda. Genişletmek zorunda kalıyor ve diyor ki e, hata şuradan kaynaklanıyor diyor. Tamamen bu tür faaliyetlerde duyulur suretlere bağlı kalındı. Halbuki o duyulur suretlerin zemininde akli suretler var. E, bunu da şundan hareket ederek belirliyor. Önce bir metafizik kuruyor. Bak bu metafizik meselesi önemli. E, şimdi fizik-metafizik ilişkisi çok diyalektik bir ilişkidir. Bir şey, ilahiyattan bahsetmiyorum ama. Teolojiden bahsetmiyorum. Metafizik felsefi bir etkinliktir. Şimdi e, hatırlarsan Pierre Duhem ismi çok geçti konuşmalarımızda. Bir Fransız fizikçi ve bilim felsefesi. Pierre Duhem'in e, bilim felsefesinde güzel bir yaklaşım var. Bu büyük oranda bilim felsefesinde de kabul edilir. Şimdi e, bir düşünür, bir bilim insanı, bir filozof neyse belirli bir metafizik yani kavram, yargı çerçevesi içerisinde kabul eder. Bunun en temel zemininde e, anlama önermeleri bulunur. Buradan hareket ederek e, nedir onun adı? açıklama önermeleri ve modelleri oluşturur. Şimdi metafizik çerçevenin sınandığı yer neresidir? Demetlendiği, sınandığı, ondan sonra tutarlılığın olup olmadığı, yetersiz olup olmadığı fizik uygulamalardır. Yani bir metafizik kurabilirsiniz ama onun fiziğini yapamazsınız. O metafizik bak güzel bir örnek vereyim sana atomcu sistemler Lavaz yere kadar metafizik sistemlerde fiziğini yapamadılar. Hmm. Mesela kelamcıdan atomcudur. İlk dönem bunu denediler ama oradan bir fizik sistem çıkmadı. Erkendi. Evet, ya, ya hiç kimse yapamadı bunu. Bunu Newton da yapamadı. Newton da atomcu, korpus Pilaris teori, sonra atomcu teori, parçacık, tanecik üzerine kurulu bir evren, bir ontolojileri var. Ama bunu fizikselleştirebilmeniz için Kimyanın yardımına ihtiyacınız var. Maddenin içine nüfuz etmeniz lazım. Bu artık Lavazze'den sonra, 1780'lerden sonra ancak mümkün oldu. Onu demek istiyorum. Yani bir metafizik sistem kurmak zor bir iş değil. Demek ki Hegel'ce anlamda da bir metafizi kurabilirsiniz. E, hatırla Hegel e, kendi döneminde kurduğu metafiziğin fizik uzantıları nedeniyle alaya alındı. E, tahkir edildi. Çünkü bilim camiası ya da epistemik cemaat çok güçlüydü. Değil mi? Daha sonraki dönemde özellikle kuantum geliştirdikten sonra acaba Hegel'in metafizik sistemiyle bu entegre edilebilir mi gibi sorular sorulmaya başlandı. Şimdi i̇bn Sina Sina'da diyor ki e, önce bizim metafiziği değiştirmemiz lazım. Metafizik, klasik metafizik yani Aristoteles'ten beri gelen metafizik e, daha çok hareketin metafiziği. E, bunu varlık metafiziğine dönüştürdü. Buraları hızlı geçeyim. Varlık metafiziğine dönüştürdü. Nitekim e, kendinden önceki e, düşünürleri i̇bn Sina tabiiyyun doğa bilimciler olarak adlandırıyor. Kendisini ilahiyyun, metafizikçiler olarak adlandırıyor. Çünkü siz hareketi esas alırsanız hareketin e, kaynağı ya da ilkesi dışında o harekete konu olan nesnelerin duyulur taraflarıyla, duyulur suretleriyle yetinmek zorundasın. Halbuki e, fiziksel nesneler, olgu olaylar e, Belirli, e, ne diyelim, yetenekler ya da imkanlar içerir. Yani şöyle diyelim, e, hidrojenle, o iki, nedir, iki hidrojen atomuyla bir oksijen atomu yani. belirli e, bir kuvve imkanları vardır onun, özellikleri vardır. Siz bunları birleştirdiğinizde ortaya su çıkar, su e, belirli e, özelliklere sahiptir değil mi? Su artık ne hidrojen, iki hidrojendir ne tek başına atomdur, yepyeni bir şeydir. Şimdi i̇bn tam da dediği bu. Bu istidatları, bu imkanları ortaya çıkartan maddenin kendisi değil, o maddeye müdahil olan metafizik bir ilkedir. Hmm. Ki bu neticede en nihayetinde ilahi feyze yani tanrıya dayanır diyor. Tamam mı? Dolayısıyla bu artık bugünkü zuhur teorisine çok benziyor. Tabi bugünkü zuhur teorisinin materyalist yorumu var ama yani evren sürekli bir oluşum halinde bu oluşum içerisinde e, yapılar bir araya geliyor. Bu her bir yapının kendine ait imkanları var ve kendine ait yasallıkları var. Bunlar bir araya geldiğinde e, ne şekilde geliyorlarsa bunun nasıl izah edebiliyorsunuz ama bu e, bir araya geldikten sonra ortaya yeni şeyler çıkıyor. E, bu ortaya çıkış esnasında e, o varlık verici metafizik ilke e, buna müdahil e, oluyor. Dolayısıyla e, e, bu istidatları, bu imkanları, bu potansiyelleri aktualize, aktualize eden bir fiil hale getiren, onlara gerçeklik veren bu metafizik ilkeler, hmm. tamam mı? Dolayısıyla e, fiziksel yapıları biz e, duyu suretleri üzerinden idrak ederken, bu duyu suretlerin arkasında e, gözlenilmez e, metafizik ilkeler var. Bunlara e, işte akli suretler, tössel suretler, tössel doğa gibi adlar veriyor. Şimdi şunu demek isteyeyim İbni Sina. Temel fiziksel yani bizim her türlü bilgimizin gerçekleşkin bilgimizin temeli fiziksel ama o fiziksel olanın kaynağı ilkeleri metafiziksel. Ha şimdi buraya kadar bir sorun yok aslında. Bu hani bir neticede bir metafizik bir perspektif. Fakat İbn Sina burada bir ayrım yapıyor. Daha sonra yanlış anlaşılan o da şu diyor ki bu metafiziksel ilkeler bilgimiz azaltmaz ya da çoğaltmaz. Bunlar sadece nesnenin <laughs> e, gerçekliğine bir zemin oluşturmak için e, konulmuş ilkelerdir. Epistemik olarak biz yani bilgi açısından nesneye yöneldiğimizde biz neticede en nihayetinde nesnenin duyulur özelliklerini e, biliriz. Bu neyi sağlıyor bize? O e, testlerin ya da havasların zannedildiği gibi nedenler yer içerisinde istisna olmadıklarını onların da fiziksel olduklarını ama bu fiziksel e, yapıların altında yatan öz, türsel özlerin ya da e, özsel doğanın e, farklı e, olduğunu gösteriyor. Ha bu da fertler düzeyinde değil türler düzeyinde olan bir şey. Ha, şimdi burada e, nedir? Noma Sainte'ye giden güzergah ne? Şu. Şimdi i̇bn Sinan'ın bu teorisi yanlış anlaşıldı. İki kere yanlış anlaşılıyor. Birincisini Katolik kilise yanlış anlıyor. İkincisini modern bilimi kuran kafalar yanlış anlıyor. Descartes gibi, Leibniz gibi, aman Leibniz diyorum. E, Locke gibi ve Hume gibi. Kilise bunu nasıl yanlış anlıyor? Şöyle yanlış anlıyor. Bu e, ilkeler, bu metafizik ilkeler e, nihayetinde Tanrı ile irtibatlı olduğu için e, bunları da bilgiye dahil edebiliriz. Ama bu bilgiye dahil etmeyi sen ben yapamaz. Kilisenin kendisi yapar. Kilise dolayısıyla bu e, akli suretleri, türsel e, tözleri ve töstel doğayı bilebilir. Hatta buna müdahil olabilir. Dolayısıyla Tanrı'nın elini her daim biz gerçeklikte ontolojik bir ilke olarak değil, epistemik bir ilke. Yani onu bilgimize dahil edebiliriz. Bu sefer iş karışıyor. Yani nerede ilahi olan? Hani hatırlarsan Naplaş ne demişti Napolyon'a? Tanrı burada nerede deyince Tanrı'ya bir varsayım olarak ihtiyaç duymadım. İşte bunu reddiyedir bu. Anlatabiliyor muyum? Bizde böyle bir karışıklık olmadı. Bak bizdekine de hızlıca el atayım. Sonra tekrar evet. çağdaş Dönemde nasıl anla yanlış anlaşıldığını söyleyeyim sana. Ee, şimdi bizde nasıl oldu bu? Bizde i̇bn Sina sonrası gelenekte i̇bn Sina'nın teorisi e, olduğu gibi muhafaza edilmekle birlikte o teoriye müdahale edilmedi ama e, ta, e, şöyle bir şeyden ya biz başka yöntemlerle i̇bn yani Sina'cı yöntemle değil de başka yöntemlerle acaba bu e, zeminde bulunan o kaynak ilkeleri, o metafizi ilkeleri bilebilir miyiz? İşte Hurofilik, Kabalizm, hmm. Cifr, tüm o teknikler e, amiyane anlamlarıyla demiyorum entelektüel uğraşı olmaları bakımından klasik geleneklerde gizli bilimler entelektüel bir uğraşıdır ve insan merakının sınırsızlığını işaret eder. E, elinizdeki istidlali, rasyonel yöntemlerin tıkandığı, güzergahları size verir. Çünkü belli bir dönemde sizin çözemediğiniz bir mesele bir yüzü sonra sizin rasyonel yönteminiz bir parçası haline geliyor zaten. ama, evet, de var. ama siz eğer o soru sormayı orada bırakırsanız çürüme başlıyor. Bak gizli bilimler soru sormanın bir ifadesidir. Tabi siz soru soruyorsunuz. Elinizdeki yöntem yetersiz. Çözemiyorsunuz ama orada bir olgu var. Bir durum nedir bunun aslı diyorsunuz. Başka yöntemlere yöneliyorsunuz. Onun içine girmeye çalışıyorsunuz. Bir süre sonra onunla bir ünsiyet keşfettikten sonra e, onu mevcut istilali, rasyonel yönteminizle uyarlamaya başlıyorsunuz. Ya yani yönteminizi ekleme yapıyorsunuz, ya yönteminizi yeniden organize ediyorsunuz filan. O an cevabı verilemeyen şeyin cevabı verileceği zaman da o gizli bilimlerin açtığı güzellik kullanılıyor. Tabii, tabii, kullanılıyor tabii. Faydası e, şimdi, oluyor dolayısıyla yani. bizim gelenekte mesela İslam dünyasında <laughs> ya i̇bn Sina'nın çizdiği çerçevede biz türsel özleri bilemeyiz buraya kadardır dendi ve buradan perspektif realizm ortaya çıktı. Böyleyse hmm. Öyleyse bizim fiziksel gerçekliklere bakışımız farklı yöntemlerle olabilir. Kenamcılar başka bakar, Arifler başka bakar, İşrakiler başka bakar, Matematikçiler başka bakar, şu başka bakar, bu başka bakar. Bunların toplamından biz gerçekliğe ilişkin bir kanaat elde edebiliriz. Ama nihaya, nihai kertede o temel metafizik yapıya bir bilgimize dahil edemeyiz. Ama ontolojik olarak orada o duruyor. Çünkü bizim nesneyle olan irtibatımızı ve nesneye buraya dikkat et nesneye spiritüel, büyülü, denetlenemez, nedenler içerisinde dahil edilemez bir güç yüklememizi engeller bu teori. Çünkü rasyonel bir teoridir bu. Bilgi söz konusu olduğunda fiziğin ölçüsü fiziktir. Dolayısıyla fiziksel bir olgu olayı bilirken kesinlikle fiziği aşan spiritüel bir unsur, mistik bir unsur ekleyemezsiniz. Ama ontolojik olarak orada Tanrı ile olan irtibatı içerisinde metafizik ilkeler varsayarsınız akli suretle. Çünkü görünür ile görünür olmayan arasındaki e, ilişkiyi kurmuş olursunuz. Şimdi bu, bizde bu şekilde dediğim gibi ya e, hakikate ilişkin haddini bilme dediğimiz bir sürece girersiniz ya da yeni yöntemler denersiniz. E, bu farklı okulların kurulmasına da neden oluyor. İşrakilik bunlardan biridir. Mesela işrakilik bu konuda çok tipik bir örnektir. Ne diyor Sureverdi? İbn-i Sina'cılık bizi kayığa benzetiyor bunu. Bizi bir yere getiriyor denizde. Ama belli bir yerden sonra o kayıkla devam edemezsiniz siz. Edemezsiniz. Dolayısıyla yeni bir kayığa binmeniz lazım. Yeni bir vasıtaya binmeniz lazım. Ancak o vasıta sizi daha ileri taşıyabilir. Öyleyse biz i̇bn sistemi reddetmiyoruz. i̇bn sistemi bizi belli bir yere taşıyor. Ama ondan sonra işraki gemiye binmeniz lazım. Ekberilik diyor ki Yok biz i̇bn Sina'yı farklı bir şekilde yorumlayabiliriz. E, farklı bir yöntemle i̇bn Sina'nın kapalı bıraktığı ontolojik olarak değil ama epistemik olarak kapak, kapalı bıraktığı tarafı idrak edebiliriz diyor filan. Bir kısmı da dediğim gibi gizli bilim tekniklerini e, kullanıyor. Şimdi batıda ise dedik birincisi kilisenin operasyonu. Neydi kilisenin operasyonu onu tekrar edeyim. E, eğer mesele böyle ise e, kilise bu e, türsel özlere hem bilgisine sahip olabilir hem de onlara müdahale edebilir, onları dönüştürebilir e, diyordu. E, i̇kincisi ise Nova Scientia'nın e, a babaları diyebileceğimiz önemli düşünürlerinin e, yaklaşımı. Bu çok önemli. E, bunu da eee bunun üzerine biraz ayrıntılı durmak istiyorum. Eğer zamanımız var mı? Girelim mi ona yoksa? Dönüşte girelim hocam dönüşte ona. Dönüşte girelim ona. metinlerden de takip edilen bir şey değil mi? Yani sizin Şimdi ne... ben sana metin okuyacağım. Onun için ha, e, şeyimiz biraz uzun olacak o. Onun için <laughs> e, Davidum'dan getirdiğim bir iki metni okuyacağım sana. Hmm. E, ki bak yani dediklerim nasıl orada metnin içinde ortaya çıkıyor. Daha kanta kadar gelen süreçte. Şimdi e, iki şeyle uğraşıyorlar. i̇bn Sina biliyorsun metafizikte varlık mahiyet ayrımını yapıyor. Fizikte de bu duyulur suretlerle akli suretler ayrımını yapıyor. İkisi de eş anlamlı çalışıyorlar. E, modern zihniyet yani Akdeniz dünyası modern zihniyet ancak Kant'la birlikte bu ikisini de tasfiye ediyor. Hatırlıyor musun? Mahiyet varlık artık bitti e, yani. Varlık zaten dönüştü. Bir nicelemeye döndü. Quantifier bir yapıya döndü. Analitik bir önerme döndü ee, ee, ondan sonra akt, akli suretlerde e, tamamen tasvir edildi yanlış anlaşıldığı için evet. onun üzerine e, arada sonra duralım istersen eyvallah hatta şunu yapalım hocam aradan sonra şimdi şey geldi suret kavramı i̇bn Sina felsefesinin özgünlüğünü de anlamada önemli bir yere sahip onu da varlığı da mahiyeti de bir kısa hemen şey yaparsanız anlattınız ama e... çok basit ya bu nedir ile bu vardır sorusunu ayırıyor birbirinden. Bu, bu nedir sorusunun cevabı mahiyet. Mahiyet. Bu bardaklık, hı hı. bu bardaklık tabii tekil olarak burada gözüküyor. Ee, ona bir varlık yüklemesi yapıyorsunuz. O da dolayısıyla zihnimizde biz e, ve gerçekte varlık mahiyeti birbirinden ayırıyoruz. Mahiyet eşyanın neliğini bize verirken e, varlıkta onun e, oluş sahnesindeki ifadesi. ona hı. varlığa çıkartıyorsun. Bunu Tanrı yapıyor tabii. Tabii burada da. Yaratıcı Tanrı fikrini evet. merkeze aldığı için o içkin metafizik bunları anlattık aslında dönüştürüyor, tamam mı? Cana ı Hak da, yani Tanrı da varlık mahiyet birdir, ama diğer tüm var olanlar mekan zaman sahnesinde var olanlar varlığını Tanrı'nın ona vermesiyle alır. Hı. Mahiyetler yani. Evet. Bu ayrım bu, basit bir ayrım. Evet. Ama o tabi uzun bir konu. Eyvallah eyvallah hocam, ee, zaten vaktimiz de bitti. Yine bir ara, e, aradan sonra da artık burayı e bu Nova Scientia'ya giden yol güzel gel üzerine biraz konuşmamız bilhassa e, orayı konuşmuş oluruz kısa bir aradan sonra İbn Sina'dan yeni bilime uzanan yolu e, konuşmuş olacağız. Yeniden merhabalar, soruların peşinde artık son bölüme devam ediyoruz bu hafta İbn Sina'dan yeni bilime e, bir yol var mıdır ki görünen o ki var. Onu konuşuyoruz. Ee, var mı? Değil. <laughs> Hocam var mı? Şimdi şöyle. Evet, dedi, tabii. Hayır. E, burada tekil durumlardan bahsetmiyoruz. Yani İbn Sina'nın tıptaki şu teorisi, şu etkiyi yapmış, mantıktaki şu teorisi, bu etkiyi yapmış. Mesele o değil. S sistem. Yani tabii İbn Sina'nın mesela diyelim ki belki de tarihte ilk defa olarak niceliği, iki tür nicelik var, aritmetik, geometrik. Bu iki tür niceliği üst bir nicelik türünde birleştirebilir miyiz diye bir arayışı var mesela. Bu da çok önemlidir matematik felsefesi açısından. Hmm. Ömer Hayyan bu çizgiyi devam ettiriyor bunun iz düşümleri var. Bu tekillikler üzerinde durmuyorum. Daha çok zihniyet analizi yaptığımız için yeni doğa bilimi de natural philosophy dediğimizden doğa felsefesi üzerinde yükseldiği için fizik dünyanın eee sahih bir resmini nasıl elde ederiz iddiasının olduğundan dolayı bu çerçeveden gittik. Yoksa tekillikler üzerinden gitsek ...sonu yok bunun yani. Evet. Pek çok açıdan Tabii. örnek verilebilir. Pek çok disiplin açısından. Tabi. E, e, ara vermeden önce dedik ki kilise bu meseleyi bir yanlış anladı. E, modern e, ustalar bunun neresini yanlış anladı. Onlar şöyle anladılar. Tabi bu kilisenin... E, ...ürettiği kültürde yetiştikleri için. Belki doğrudan metinler okusalardı... Hmm. E, ...böyle bir yola düşmeyebilirlerdi. Onlar e, kilisenin... E, ...özellikle... ...bu ilkeyi bu metafiziği manipüle etme gücünü onu müdahale etme gücünü elinde tutması iddiasını da reddetmek için ne yapacaklardı? Yani şöyle sen diyorsun bende bir alet var ben bu aletle öyle şeyler yaparım ki diyorsun ee, Bir yapamıyorsun. İkincisi bu aletin hiçbir işe yaramadığını benim sana göstermem lazım. Modern bilimin kurucuları diyorlar ki o alet hiçbir işe yaramaz. Yaramayan aleti niye elimizde taşıyalım? atıp gidelim. Şimdi ne yaptı bu ustalar? Şöyle. Kilisenin iddiasını aldılar. O iddia neydi? Bu ilkeler sadece e, ontolojik ilkelerdir. Bir, o nesnelere ilişkin bilgimizin artmasına, çoğalmasına yardım etmezler. <laughs> sadece e, nedir o? O metafizik e, inşa içerisinde birle olan irtibatlarını, asli faille olan irtibatlarını sağlarlar. Ve artı fizik sahnesinde herhangi bir olgu bir olayı mistik, o fiziği aşan bir ilkeye gitmeden bilmemize neden olurlar. Çünkü ben burada bir ilke varsayıyorum. Ama bu ilkeyi bilgimin dışında kabul ediyorum. Ontolojik bir ilke olarak, metafizik bir ilke olarak, kaynak olarak var. Dolayısıyla nesneyle tüm fiziksel e, ilişkimi kurabiliyorum. Öbür türlü çözemediğim bir durumla karşılaştığımda diyorum ki ya burada cinler, periler işte şu olur bu olur gibi varsayımlarda bulunuyor. E, dolayısıyla şeyler Descartes, Hume, Leibniz gibi isimler bu ilkeler aynı zamanda e, epistemik ilkeler olarak, bilgi ilkeleri olarak aldılar ve tabii bu onları bir çıkmaza sürükledi. E, ve bak şimdi burada bizim Teklif Dergisi'nin son sayısında Dursun Çiçek Hoca'nın e, tanıtımını yaptığı e, insan sayısında, David Hume'un İnsanın doğası ve İnsan Zihni kitapları üzerine oradan okuyayım sana. E, yoksa şeyde bu kitabın içinde bu mevcut. Şimdi Diyor ki eğer hakikat, kısaca şimdi özetini okuyorum. Eğer hakikat, insan yeteneğinin erişebileceği bir yerlerde ise kesinlikle çok derinlerde ve karmaşık olmalı. Yani o akli suretler, o türsel doğa. Bu doğruya zahmetsiz ulaşabileceğimiz ümidi ise çok önemli dehaların çektikleri büyük acılara rağmen bunu başarmadıkları göz önüne alırsak yani bunda çok uğraştı dehalar. Yeterince boş bir heves ve şüphesiz kendini beğenmişlik olur. Yani böyle bir şey yok. Olsaydı diyor. Zaten buna ulaşılmış olurdu. Ee, bir sürü evet. emek verildi. Bir türlü bunu yapmadılar. Bak şimdi başka bir yerinde de çok enteresan bir şey söylüyor. Bana kalırsa şurası aşıktır ki zihnin özü de diş cisimlerin özü gibi bilinemez olduğundan Zihnin özü de dış. Bak dikkat edersen i̇bn Sina da aynı şeyi evet. söylüyor. Diyor ki kardeşim onları bilemezsin zaten diyor. Ama kilise bilebiliriz dedi ya. Şimdi bu bilinemez olduğundan zaten böyleydi. Fakat Batı düşüncesinde bu böyle olmadığından. Ee... Bir dakika. Dikkatli ve titiz deneyler yapıp özün farklı koşul ve durumlarından kaynaklanan belirli sonuçları gözlemenin dışında i̇bn Sina da bunu söyledi. Çünkü o ilkelerin üstünde kurulan fiziksel gerçeklik, aşikar nitelikleri bize veriyor. Değil mi? Belirli istidatlar. O istidatları da e, bil fiil olarak kendini gerçekleştiriyor. Biz onlarla epistemik bir ilişki kurduğumuzda fizik fiziğin ölçüsü ilkesine göre fiziğin dışında taşan bir ilkeye gitmiyoruz zaten. Bilgi konusu olduğunda. Özün farklı koşul ve durumlarından kaynaklanan belirli sonuçları görmenin dışında onun gücü ve niteliği hakkında herhangi bir fikir edilmek yine aynı şekilde olanaksızdır. Deneyimlerimizin dayanak noktalarını son derece sağlam tutup en basit ve en az sonuç doğuran nedenlerinkiler dahil tüm sonuçları açıklayarak ilkelerimizi mümkün olduğunca evrensel kılmaya çalışsak da kuşkusuz deneyimden öteye geçemeyiz. E, Tabi yani bununla senin muhatap olman, yani bilen ve bilinen arasındaki ilişki tamamen sahnede cereyan ettiği için o, ona ilişkin bilgin epistemik seviyede ve onunla sınırlıdır. E, onun için fizik fiziğini ölçüsüdür diyoruz. Ama ontolojik olarak zeminde bulunan ilkeler başka bir şey. Neticede çağdaş bilim de bunu koyuyor. Çünkü metafiziksiz bilim olmaz ya. İnsanın İnsan doğasının kökenine ait en son nitelikleri keşfettiğini ileri süren varsayımlar ise insan doğasının kökenine ait, bu aynı zamanda fiziksel cismin kökenine ait en son nitelikleri keşfettiğini ileri süren varsayımlar ise fazlaca iddialı ve düzsel oldukları için hayali yani baştan reddedilmelidirler. Kim hatırlatıyor sana? İşte ileride üzerine duracağımız Kant'a. Mümkün deneyimin sınırları bilgimin sınırlarıdır. Evet. E, İbn Sina da benzer bir şey söylüyor aslında. Tabii İbn Sina e, Dimitri Kutas'ın dediği gibi öyle deneyci, Locke'dan önce deneyi falan değil. Orada tabii deney fikri var ama o başka bir şey. Ama neticede benim bu fiziksel gerçeklikle sahnedeki irtibatım, ilişkim tamamen o fizik nesnenin bana kendisini sunuşuyla alakalı. İbn Sina iddiası şu. Bu sunuşun arka planında metafizi metafizik ilkeler var. Yani bir teşbihle yine ekrandaki e, cisimle muhatabız ama bu ekrandaki cismin o şekilde kendini oh. sunuşunun bir e, e, kodu vardır. Bu kod, kod bilgimize kapalı fakat ontolojik olarak orada duruyor. Kant da diyecek ki Kardeşim varsa bile orada dursun o. Hmm. Hiç ona bulaşmayalım diyecek. Tabii bu ne olacak? İleride ileride üzerine ayrıntı duracağımız bilgiyi tamamen ilişkisel bir korelasyona indirgeyecek ki bunun sonuçlarını bugün görüyoruz. Hmm. bu şekilde bir bağ kurmak mümkün. <laughs> Descartes'i oku. Aynı şeyleri göreceksin. Eee hmm. oku. Ki zannediyorum İbrahim Aleyhisselatü Vesselam bununla alakalı bir metin yazdı o Gerçekliğe Çağrı kitabında var. Evet. Ee, ve e, Hüymü Oku, Berkeley daha farklı bir şey söyleyecek. Kant'a kadar geliyor bu. Şimdi e, şeyde e, Nova Scientia'da başlayıp ta şeye kadar 1800'lere kadar gelecek süreçte hep bu en önemli problemlerimiz Tanrı'nın eli problemi işte. Bu şeyin kilisenin ee, i̇bn Sina'cı modeli e, farklı yorumlamasından hareket ederek ortaya çıkan bir e, sorunu devam ettiriyorlar. E, sadece Tanrı'nın elini değil Tanrı'yı da tamamen e, tasfiye etmiş oluyorlar. Bu da içinde yaşadığımız e, teknolojik e, sonuçları ve çevresi, iklim bir sürü şeyi doğuruyor. İnsanla olan ilişkimiz hani hep söylüyorum ya e, öyle bir duruma geldik ki e ee, 1 milyar 200 milyon insan temiz suya erişemiyor bugün dünyada. Ama Mars'ta su arıyoruz. Böyle bir çelişki var. Yani içinde yaşadığımız bu dünya gerçekliği artık bir köy gibi neredeyse 8'de bir insan temiz suya erişemiyor. Ee, kötü sudan dolayı hastalanan ölen insanlar var. Ama büyük araçlar yapıp Jüpiter'de su var mı, Mars'ta su var mı diye arıyoruz. Şimdi burada eleştirdiğin zaman sana diyecekler ki ya tek, mesele teknoloji değil. Mesele o teknolojinin altında. Tam da işte i̇bn Sina bunu kastediyor. Mesele açıklama modelinde değil. O açıklama modelinin zemininde bulunan metafiziklerin ilk metafizik çanakta. O çanak problemi oldu mu model seni de öğütmeye başlar seni de yok etmeye başlar. Yani. Kast edilen bu. Yani çünkü o metafizik model bizim nesneyi belki beşeri anlamda bilgimizi artırmaz ama o nesneyle irtibatımı değiştirir. Ben bunu artık yaratılan bir Yaradan'ın esiri olarak bir estetik bir bakışta o bilimsel bakışın, rasyonel bakışın, yön, metodik bakışın yanında ona bir estetik bakışı da mümkün kılar. Ona bir e, nasıl ibadet aşkıyla bakışı da mümkün kılar. Dolayısıyla onunla olan ilişkimi, onunla ilişki şeyimi sadece tasavvurumu değil, e, onun e, yapısıyla değil, onun anlamına olan yönelimimi değiştirir. Şimdi bu bir nesne. E, i̇nsanı da böyle bir model olarak, fiziksel açıklama modelini bir parçasına dönüştürürsem, değil mi? İnsanın makineleştirilmesi, insanın makineye dönüştürülmesi, e, insanlar arasındaki, e, nitelik farklılıklarından hareket ederek insanları ırk kavramı etrafında bölümlemek bir sürü problem çıkmadı mı? Tabii tabii Hala devam hani ediyor. ediyor. Niye? Metafizik problemli çünkü. Bu metafiziği değiştirmediğin müddetçe e, yukarıdaki olup bitenleri değiştiremezsin. Anlatabiliyor muyum? Yani açıklama yani. modelleri anlama modellerine bağlıdır. Anlama modellerini değiştirmediğin müddetçe onun uzantılarının açıklama modelleri seni öğütür. Bugün bize zarar vermeye başladı. Şimdi i̇şte bak şu kış nasıl geçiyor bazı ülkelerde görüyorsun değil mi? Evet. Ee, hiç ummadığın yerlerde kar yağıyor. Ee, bunun üzerine konuşuyoruz. Yani sivrisinekler üzerine konuşmaktan o sivrisinekleri üreten bataklığı görmüyoruz. Mesele, mesele sivrisinek değil. Allah'ın yarattığı bir varlık. Yani fiziksel modelleri, ürettiği yapılar tek başına tehlike arz etmezler. Ama o bataklık, o metafiziksel bataklık tamam mı? O sinekleri ürettiği müddetçe sen o istenekleri istersen tek tek topla. Onlarla hesaplaş. Yani o ilkeler üzerine konuşmak lazım. bu tek başına e, alet öyle. edevat ya da o teknolojik başarılar falan falan şey değil. E, sıkıntı değil. Ha burada şu var tabi e, özellikle Nova Scientia'yı kuran insanların Kant ve sonrasında söyledikleri şey de yabana atılır değil. Özellikle Batı Avrupa tecrübesinde. E, böyle bir teori yanlış anlaşıldığı zaman gerçekle ilişkin insan merakını öldürüyor. Bu sadece batıda da olmadı. Bizde de oldu. Ne demek bu hocam? Yani gökyüzüne bak dediğimizde bakıp gidip o bakmayı sadece bir seyretme olarak anlayıp yatmakla onu bir temaşa konusu kılıp emül edip çözmeyi oradaki çözme. yapıyı çözmeyi o sanat eserinin arkasındaki ne diyelim kodları anlamaya çalışmamak işte böyle bir meraksızlıktan kaynaklı. Çünkü neticede diyorsun ki ya ben bunu bilemem. Öyleyse bildiğimle yetineyim. Ee, o da bir süre sonra seni o gerçeklikten koparıyor. Her şeyi bir ilkeye ir irca ediyorsun. Çok tehlikeli cümleler bunlar ama e, bu yeni bilimi geliştiren o ağababalarının e, hassasiyetlerini de bu açıdan anlamak lazım. Einstein bile Biliyorsun kendince bir tanrı anlayışı bile var adamın. Einstein bile bu konuda e, uyanık olmamız gerektiğini özellikle söylüyor çünkü o Batı tecrübesi, Batı Avrupa'daki tecrübe, e, o merakın ketlenmesi ve belirli bir kurumun o merakı man merakı manipüle etmesi konusundaki hassasiyetleri de ciddiye almak lazım. Burada bir sınır peki? Ne açıdan? Yani evet artık burada durmak lazım. Bundan sonrası insan e, aralayamaz o perdeyi. O, Bu, o, ket, o ket bir şey. Yok, o sadece gerçeklikle olan ilişkimizin beşeri olduğunu kabul etmek şartıyla sınırı yok onun. Devamlı gidiyoruz. Yani o hani şey vardır ya biz Nova Scientia'nın bir şeyi var biliyorsun ondan bahsetmiştik. İlk ilk şeylerde belki evlilikteki programlarda hani Herkül'ün Cebeli diktiği iki sütun var. Üzerinde ne yazıyordu? Ötesi yok. Evet. Değil mi? Modern bilim ne dedi? Daha öteye. Değil mi? O şeye hep öte öteye gitmek gidebiliriz. Bunun bir sınırı yok. Burada problem o bilgimizin en nihayetinde i̇bn Sina'nın söylediği gibi beşeri bir yapı olduğu. kabul etmek. Ama bunun bir sınırı yok yani. bak görüyoruz olmadığını görüyoruz. Hem tarihsel tecrübe bize bunu gösteriyor. Hem de şu anda içinde yaşadığımız e, tarihsel gerçeklik gösteriyor. Hmm. Ey, ey, eyvallah hocam. <laughs> Sen biraz e, bir yere takıldın ama ben onu anlamadım diye takıldığını. Ee, Duruldun çünkü. Yok de, deminki yere ilişkin bir, bir şeydi. Ee, sizin verdiğiniz örneğe ilişkin biraz güncel ve politik bir yere dair okuma da sunabilir. Ee, yani şöyle bak o... e, 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 di, inançlar ister dini olsun, ister ideolojik başka inançlar da olabilir. Ee, sınırları e, kontrolsüz hale geldiği zaman e, bedelini ağır ödeyeceğiniz sonuçlar neden olabilir? Şimdi şöyle düşün, e, verdiğimiz tipik bir örnek: Seyahat edecek bir insan e, şehirde ev almaz şehre yerleşmez. Çünkü her an gidebilecek bir insandır o değil mi? Evet. Şimdi aynı şeyi büyüt, dünyayı bir durak olarak gören bir insan bu duraklığın sınırlarını iyi tayin edemezse o dünyaya ilişkin herhangi bir merak geliştirmez. Nasıl olsa gideceğim. Der. Şimdi bu, buna ben katolik inancı diyorum biraz da. bizim gelenekte hatırla e, ee, tasavvufta bile hani en çok bu konuda Tasuf geleneğinin e, ne diyelim e, rahat olması gereken bir ortamda bile aş ve iş vurgusunu yaparlar, değil mi? Elin işinde olsun e, yani hiç ölmeyecekmiş gibi e, yarın ölecekmiş gibi yani bu diyalektiği kaybedersek yarın ölecekmiş gibi hazır ama hiç ölmeyecekmiş gibi e, içinde yaşadığımız gerçeklik yani şöyle bak. Dünya ile yeryüzü arasında bir ayrım yapamazsak bu iş çözülmez. Eyvallah. Çünkü bu batının... yeryüzü başka bir şeydir. O fiziksel, kozmik bir yapıdır. Ve biz bu yeryüzünde yaşıyoruz. Bu yeryüzüyü kainat olarak, alem olarak da düşünebilirsin. Yeryüzü ile irtibatımız başka. Bir de bu yeryüzünden hareket ederek bizim üzerine kurduğumuz ve dünya dediğimiz dünya fiziksel bir yapı değil bir, bir tür inançlarımız, değerlerimiz, yapımız o dünyanın eleştirilmesi başka bir şey. Yeryüzün eleştirilmesi başka bir şey. Anlatabildim hmm. mi? Burada bir tehlike görüyorsunuz. Onu söylüyorsunuz. Batı tavrını ortaya çıkaran Şimdi aslında. Şimdi bu sadece batı. Bizde de oluyor bu. Bizde de oldu yani. Batılaşmanın bir sonucu. Yok yok. Klasik gelenekte de bu olur. Vardır yani. Miskin. Es fakirlikle miskinliği birbirine karıştırırsan hmm. Anlatabildim mi? Miskin başka bir şey. Şimdi miskin yok iken yokluğu övendir fakir var iken yok gibi yaşayandır. Bu ikisi arasında dağlar kadar fark var. Hiçbir şeyin yok ama miskinliği övüyorsun. Yok zaten. Ee, fakir kelimesini nasıl yorumlamış hatırla. Varlığını borçlu olduğun o asli ilkeyi sürekli hatırlamak ve sürekli onunla irtibat halinde mekan zaman sahnesinde eylemde bulunmak. Her zaman huzurda olduğunu bilmek, fark, bilmek, etmek. fark etmek, onu idrakin olmak. Bu merakı ketlemez. Ama öbürü merak etler. İşte boş vakit e, faydasız bilgiye dönüştürürsün her şeyi. O faydasız bilgi e, çor, çuvalını genişletirsin. Ya ömrümü bunu harcamaya değer mi dersin? Değil mi? Böyle deniyor yani. Şimdi ben sana desem ki işte okyanusun bilmem büyük okyanusun şu adasında e, yılda bir gerçekleşen bir olay var. Bunu e, tespit etmeniz için size bir araştırma projesi ve mali destek. Ya şimdi insan düşünür değil mi? bir yıl orada gideceğim. İşte o, anı yakalayacak bir mekanizma kuracağım. Vakit geçireceğim. gideyim, yaşayayım, eğleneyim gibi. Bunu ister beşeri ihtiyaçtan açısından söyle, ister dini kabullerin açısından söyle. O merakı ketliye mi şey bu ya? Yani. O yani hep bu spütçini materyalist bir bin yanında süptüelist spiritual bir bir materyalizm de var. İnançlar e, sınırlarını açtıkları zaman böyle süptüel bir materyalizm üretirler. Her şeyi çözdüğünü düşünürsün ama hiçbir şey çözülmemiştir. Sadece bir e, sanıdır o, bir zandır. E, bir hayal dünyası içerisinde, efsunlu böyle nedir o e, kokulu e, güzel bir dünya oluşur. Yani o sekerat halidir o yani. Çok örneği var. Tabi sekerat halinde insan etrafına dikkat etmez zaten. Merakını e, diri tutmaz yani. Soru sormayı bir kere beceremez. merak olmayan insanın sorusu olmaz. Sorusu olmayan insan da zaten neyin peşine gireceği konusunda açık bir fikre sahip değildir. Bu tür teoriler bu sadece dini anlamda değil felsefi anlamda, ideolojik anlamda da teoriler bir süre sonra sizin merakınızı köreltir ve bu merakınız köreldiği için de soru sormayı unutursunuz. Cevaplarla yetinmeye başlarsınız. Bir süre sonra o cevapların hiyerarşisini de kaybedersiniz. Neyin neye ait olduğunu, hangi sorunun uzantısı olduğunu unutursunuz. Ortaya bir amalgam çıkar. Bu amalgam içerisinde mutlusunuzdur. Ama gerçeklikten kopuk bir halde yaşarsınız. E, ona da dikkat etmek lazım. Çürüme dediğimiz şey bir tarafı Tabii bir bu. tür çürüme bu. Evet. Daha acı tarafı şu hocam bunun sebeplerini de anlayabilecek, keşfedecek şeyden yetenekten Tabii. de yoksun. Evet, dışarıdan Olsun. bir uyarıcı gelmediği müddetçe <laughs> mutlu mutlu yaşarsınız. Hmm. Bir füze geldiğinde anlarsınız mesela. İslam dünyasının fotoğrafını verdiniz. Yani konu başka bir yere Yok, Bütün dünyalar ama. için bu geçerli. Tüm dünyalar için bu geçerli. Yani bu belirli dönemleri var bunların sadece. Ee, hani her medeniyetin hani eğer İbn Haldun'u düşünürsek bir insana benzetirsek bu bunu yaşıyor. Yaşlanıyor medeniyetler ve yaşlandıkça da o gerçeklikten kopuyorlar. Orayı diri tutmak lazım. Bu diri tutuşun <laughs> İbn Haldun arayışı içerisinde biliyorsun. E, hani tabi zaten ama yine de şunu diyor benim e, reçetem ömrün uzamasını sağlar, ölümü engellemez. Bu da tarihsel gerçekliğin bir hakikati. Bir tarafıyla insana yerini ve ödevini de hatırlatan bir şey. Yani evet. somut olarak bunu yapma, yaparsan yıkılır. Tabi yani İbn-i burada da Gazzehane ilkesi geçerli. Hiçbir beşeri hadise ebedi olamıyor işte. Onu talep etmek de şirktir diyor ya. Hmm. Onun gibi belki de bu tarihsel gerçekliğin bir kuralı. Çünkü tar tarihsel gerçekliğin yasaları var. O yasalara e, uygun akıyor mesele. Hmm. Yine de incitici insan açısından. E tabi şimdi hatırla e, ee, i̇bn Haldun'u Osmanlı Türkçesine çeviren e, Pirizade ne diyor? Orada çünkü e, devri bir tarih anlayış var i̇bn Haldun'da ve 90 yıl ya da 120 yıl ama Osmanlı Devleti çevrildiğinde 500 yaşında filan. Evet. Değil mi? Bunu görüyor yani. Adamlar kafalı adamlar. Ona bir e, gerekçe üretmeye çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Nasıl bu kadar uzun oldu e, Osmanlı'nın ömrü? Bunu değerler üzerinden yapanlar çıkıyor. E, ama onu tarihsel analize konu kılmak lazım. Yani, ateşli silahların vardı, Değil mi? Hmm. E, ondan sonra tabii çünkü İbn-i resmini çektiği toplumsal ya da tarihsel gerçeklik tanım toplumu, hayvancılık ve oka, kılıca dayalı bir gerçeklik. Ama şey e, Osmanlı toplumu ise Tarım topluma tamam ama hafif ölçekte sanayi üretimleri başlamış. Bir de ateşli silahlar teknoloji üzerine dayalı bir yapı var. Bu anlamda resmi yıkılış ta fark etmiyor. Tabii mi? O toplumun kendi evresi içerisinde tamamen yer değiştirilmişse. Dönüşüyor, dönüşüyorlar zaten yani her yüzyılda bir. Dönüşüyorsun bu Osmanlı içinde geçerlidir. Abbasi de geçerlidir, Selçuklu için de geçerlidir tabii. Yani kısaca burada söylemek istediğim şu konuya bağlarsak meseleyi dağıtmayalım. Ee, şeyin özellikle e, 17. yüzyılda bu Nova Scientia'yı kuran önemli isimlerin bu konudaki hassasiyeti e, biraz da tarihsel tecrübelerinde gördükleri olaylarla alakalı en önemli korku da merakın <laughs> öldürülmesi. Çünkü nihai cevap soruları bitirmiş demektir. Bunu önlerine koyuyorlar. Tabii. Yani empirizm de bununla alakalı. Çünkü sürekli değişen bir Evreni oluş halindeki bir evreni Araştırıyoruz Değil mi? Toplumsal gerçeklik sürekli değişiyor Sürekli bir oluş hali var Sürekli oluş halinde oluşu devamı takip etmen lazım Şimdi Az vaktimiz kaldı ama bunu da sorayım hocam yine e, Konuyu bağladık diye Merak bizde yerilmiştir Niye? Desem, Desem Böyle öyle. bir yaygın şey var Tecessüs e, kelimesiyle Yok, de yanlış başka. anlaşılması Yok, en azından Tecessüs başka bir şey Tecessüs e, insanların, kişiliğini yapıp ettiklerini gözlemlemek demek, casus oradan geliyor. Merak tecessüs değil, merak olup bitenlerin arka planını, yani illiyetlerini merak, niye böyle oldu? Nasıl yani nasıl yağmur yağıyor? Niçin yağıyor? Hmm. O merak o. E, yoksa şey değil, olup bitenin e, rapor etmek için not almak değil, o tecessüs başka bir şey. Tecessüs tabii e, itikatta da, amelde de insanları tecessüs etmek ayıptır en azından. Bırak sen dini açıdan e, onun mahkum edilmesini, ayıptır. E, i̇nsanlar yolda yürürken birbirlerinin pencerelerine bakmıyorlardı daha düne kadar ya. Anlatabiliyor muyum? O başka bir şey. Merak böyle bir e, tecessüs anlamında, casus anlamında bir şey değil. Tecessüs çok yanlış kullanılıyor malumunuz hocam. Biraz hani oraya da Evet. bir şey gelsin diye söylüyorum. Tecessüsü siz şöyle hakiki anlamıyla mecaz anlamları ayrıdır. Tecessüsü merak anlamında kullanırsınız canım. Aydın'ın tecessüsü olmalı diye Cemil Meriç çok kullanır mesela evet, bunu. Evet. Evet. Benim aklıma o geldi. mecaz o hani. Hakiki Hı. anlamıyla kullanmıyorsun orada. Türkçe çünkü biliyorsun. Arapça kökenli kelimeler çok farklı anlamlar veriyor. Misafir diyorsun. Misafir Arapçada yolcu demek. Ziyafet diyorsun. Araplarda misafirlik demek. Yani bizim Arapça kelime kullanımımız çok farklıdır yani. Biz onlara yeni anlamlar yüklemişiz. Arapça'da hiç yok. Köken Arapça, anlam Türkçe. Pek eee. çok kelimemiz var öyle yani. O açıdan orada tecessüsü de merak anlamında kullanıyoruz. Doğru söylüyorsun. Böyle bir eleştiri var ama tabii o merak duygusunun yerilmesi dolayısıyla illa ki böyle de bir şey var ki bugün içinde bulunduğumuz atmosferdeyiz. İşte biraz önce ne dedim? Herhangi bir kavramın ya da yargının e, hakikatini unutup mecaza dönüştürürsen mecaz girmek demek, araya girmek demek, caiz kelimesi oradan geliyor. Dağıtırsın onu ya. Hmm. E, halbuki şunu biliyoruz ki her mecaz bir hakikatten neşet eder. Onun bir uzantısıdır. Dolayısıyla hakikatle irtibatımızı her türlü hakikatle ama ilahi hakikatle, fiziksel, kozmolojik hakikatle, toplumsal hakikatle e, hmm. efendim matematikse neyse irtibatımızı hiç koparmamamız lazım. Bunun da yöntemli olması gerekiyor. Denetlenebilir olması bakımından, e, açık olması bakımından. Çünkü ben onu nasıl e, kendime konu kılacağım değil mi? E, mesele bu. Hakikatle irtibatı muhafaza ettiğim bir şey. Yani şöyle bak, yine basit bir örnek ama Türkçenin grameri olduğu müddetçe argo konuşulması bir tehlike arz etmez. Ağız lehçe konuşulması bir tehlike arz etmez. Ama problem o argonun, o lehçenin, o ağzın e, dilin hakikati yerine ikram edilmesi. Düşünsene Karadeniz ağzıyla hikayelerimizi, romanlarımıza yazmaya başladık, haberleri buna göre veriyoruz. Tehlike budur. Bizim yaptığımız bu. Herhangi bir teori, açıklama modeli, e, dini, felsefi, ilmi neyse e, belli bir hakikate ilişkindir. Sen o hakikati unutursan, o, o teorinin e, tarihsel süreç içerisindeki bozulmaların neticesinde ortaya çıkan yapısını hakikatin yerine ikame edersen sıkıntı oradan çıkıyor. Verdiğim örnekteki gibi. Yoksa tabii ki insanlar argo konuşacak, ağız konuşacak, lehçe konuşacak. Sen makine değil ki insanlar. Kendi özel şeylerini bir yazar oturuyor dili çok farklı şekilde kullanabiliyor. Ama gramer orada duruyor. Üniversitelerde biz ne öğretiyoruz? Türkçe dil bilgisi bellidir değil mi? Ee, şeyde de böyle. Dini düşüncede, felsefi düşüncede, bilimsel düşüncede de böyle modellerimizin ait olduğu o gerçeklik küresini onunla irtibatını sürekli göz önünde bulundurursak sapmaları ya da yanlış anlaşılmaları tarihsel süreç içerisindeki farklılaşmaları da tespit etmemiz kolaylaşır. Biz bugün bırak içinde yaşadığımız gerçekliği, tarihsel gerçekliği okurken de o teorilerin her türlü teoriyi kastediyorum. Hangi gerçeklik küresine ait olduğunu dikkate almadan teorinin kendisi üzerine ahkam kesiyoruz, yorumluyoruz Yani. Dolayısıyla sapmayı da bir sürü, e, bir sürü yanlış anlam ortaya çıkıyor. Sorunlarımızı bile bunların bir sorun olduğunu anlamaksızın e, tabii çünkü biz, bak, devam ediyoruz. O e, sorularımızı kaybettik diyoruz ya o soruları sadece tek tek değil soruların hiyerarşisi de var. Ehem mühim meselesi, öncelik sorunluk meselesi. Ondan sonra düşünlerimizin öncelik sonunda hangi düşünür, nerededir ve ne kadar önemlidir? E bunları e, yeniden zihnimizde inşa etmemiz gerekiyor. Tarihsel gerçeklikle olan irtibatımız da bu açıdan problemli ya. Eyvallah. Bu sadece bizim tarihimiz, tarihimiz için değil canım. İnsanlığın diğer tecrübeleriyle olan ilişkimizde de benzer bir yöntemi takip etmek zorundayız. O toplum için önemli olan ne? Merkezde olan ne? Kenarda olan ne? Değil mi? Çevrede olan ne? Onun o toplumsal toplumun gerçekliğine, politik gerçekliğine, ekonomik gerçekliğine, değil mi? estetik gerçekliğinde, çeşitli gerçeklik kürelerine içinde yaşıyoruz. Ee, yoksa biz buradan bakıp e, dilini öğrenmeden, kültürünü öğrenmeden ah, Japonlar şöyle yani uzmanı konuşsun ama benimki tam yani ve işin bir şu benim o söylemem e, o gerçekliğin yeni ikame ediliyor. Biz Japon toplumunu öyle görmeye başlıyoruz. Evet. Halbuki hiç alakası yok. Değil mi? Ya da Alman hmm. toplumunu öyle görmeye başlıyoruz. Ve bu bizi o gerçeklikle olan ilişkimizi ee, o kadar koparıyor ki bir süre sonra e, ne üzerine konuştuğumuzu da kaybedebiliriz yani. Eyvallah. Bu açıdan söz söylemek çok ağır bir şey bir Tabii. tarafıyla. Tabii. Ee, hakikati kırıp yeni bir gerçeklik oluşturabilir, ee, büyük bir vebal bir Kesinlikle. tarafıyla. Tabii. Evet. Eğer belli bir inanç, mensu, yani İslami açıdan baktığın zaman e, sözün böyle bir yükü var. Onun için sözü yere düşürmemek diye bir tabir var değil mi? Hmm. Tabi Karamsar bir yere geldik. Vaktimiz Yok Karamsar ama, bir yere gelmedik. E, biraz e, benim tetiklemem ne oluyor, hocam evet, Bu evet, gayet fakat anlıyorum. Tam onu. da bu ilk programımızda hani e, Gök Medrese bağlamında e, Moğol baskısındaki bir coğrafya ve zaman dilimi'nin hemen peşi sıra büyük bir üretime e, sebep olan büyük bir doğuma sebep olan bir şey e, ortaya çıkmış. Tabi sorunlar şey, var. O tarafı da var. Sorunlar var. Bu sorunları çözmek için. Toplumun e, entelektüel elitleri çözümler üretmişler. Bu hep böyledir. Yapılması gereken de budur. Sorunları kabul etmek ve bu sorunları aşacak çözümler üretmek ve bunlar tek bir çözüm değil. Bunları e, o sorunları yaşayan insanlara sunmak, hangisi işe yarıyorsa e, bunu kullanmak e, gerekiyor. Eyvallah. Hocam vaktimiz sona erdi. Eyvallah. E, bu hafta bitti. Önümüzdeki hafta Dekart üzerine Modern öznenin ortaya çıkışı ee, ve Kant'ın, ama Kant'ın diyorum, Descartes'in analitik geometrisi, metafiziksel fiziği. Bu konuda üzerine konuşacağız. Eyvallah hocam. Ee, önümüzdeki haftanın başlıklarını da verdi. Dostlarımız için iyi oldu hocam. Çalışıp ee, ha, evet. gelmiş olurlar. Ben çünkü evet, çalışıp geleceğim. Aleyhimize de olabilir bu yani. <laughs> ee, eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar Önümüzdeki hocam. hafta aynı saatte 22'de Cumartesi günü görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.